Herkese iyi akşamlar diliyorum. Ekonomi Günlüğü programıyla tekrardan birlikteyiz. Ben Hatice Beştepe. Aktif Bank Özel Bankacılık Yatırım Danışmanıyım. Ekonomist Sarraf Sayın Ömer Uzunoğlu ve Döviz Bürosu Yetkilisi Sayın Nevzat Gülsoy'la birlikte ekonomi alanındaki sohbetlerimiz devam edecek. Programımızın ilk bölümünde yurt içindeki gelişmelerden, ikinci bölümünde yurt dışındaki ekonomik gelişmelerden sizlere bahsetmeye devam edeceğiz. Sizin de sorularınız olduğunda aşağıdaki telefon numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz. Baktığımızda son dönemlerde en önemli konularımızdan biri olan kur korumalı mevduat hakkında sohbet edelim istiyoruz. Özellikle kur korumalı mevduatta şirketlerimizin aklında oldukça fazla soru var. Sebebi 29 Ocak'ta 7352 sayılı kanunda kurumlar vergisi mükellefleri için belirtilen hususlar. Çünkü burada bahsediyor ki 31.12.2021 tarihi itibariyle bilançolarında yer alan döviz ve altın hesaplarını 17 Şubat 2022 tarihine kadar en az 3 ay vadeli kur korumalı mevduata dönüştürdüğünde 1 Ekim ile 31 Aralık arasındaki doğan kur farklarında kurumlar vergisinden istisna olacaktır. Tabii burada firmalar ilk olarak heyecanlandı. 3 ay firmalar için uzun görünen bir süre gibi de geldi. Fakat ardından şöyle bir sıkıntı yaşandı. En az 3 ay denmesine rağmen Merkez Bankası bir tebliğ çıkarttı ve bu tebliği de tüzel kişiler için 6 ay ve 1 yıl bir vade sundu. Şimdi baktığımızda şirketlerin borçluluk oranı yaklaşık %66'larda. Bu çok olumlu kur farklarından dolayı. Fakat şirketlerin bir parayı dövize, TL'ye çevirip devamında 6 ay vadeli de bırakmaları çarkı çevirebilmeleri için maalesef biraz zor olacak gibi. Ömer Bey, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ben kısa bir başlangıç yaptım ama. Aslında kur korumalı mevduat hesabını şöyle geniş anlamda bir ortaya koyalım. Daha sonra söylediğiniz konuyu açıklık getirelim. Değerli dostlarım, 20 Aralık 2021 tarihi itibariyle siyasi ek özellikle dövizdeki aşırı patlamanın etkisiyle tedbir almak zorunda kaldı. Daha açıkçası 20 Aralık'tan hemen önce yaklaşık 10 gün neredeyse %5-10'luk bir devalüasyon oluyordu Türkiye'de. Takdir edersiniz ki bunun böyle gidebilmesi mümkün değildi. Yani buna mutlaka bir çözüm üretmek gerekirdi. Bu çözüm de 20 Aralık'ta kur korumalı mevduat hesabının devreye sokulmasıyla gerçekleştirilmiş oldu. Fakat sıkıntılı bir durumdu. Yani normal olmayan bir karar alınmıştı. Çok hassas bir karardı. Sonuç olarak da maliyetinin ne olacağını hiç kimse bilmiyordu. Bugün hala bu işin sonu nereye nasıl varacak tahmin ediyorum ki ben sayın bakanlar dahil, siyasi ek dahil net bu konuda bir cevap verebilmek gibi bir düşünceye sahip değilim. O duyudayım ben içinde bulunduğumuz an veya içinde bulunduğumuz gün. Kur korumalı mevduat hesabının aslında açılımı şöyle yapılabilir. Biz bankaya 1 milyon lira götürüp yatırıyoruz. Bu 1 milyon liranın %14+3, %17'sini faiz olarak net banka garanti ediyor. Bu 1 milyonun %17'nin üzerinde döviz bazında, döviz bacağında bir gelir olur ise bu aradaki farkı Merkez Bankası ve Hazine müşteriye ödüyor. Banka kanalıyla ödüyor tabii. Fakat eğer bu 1 milyon lira %17'nin üzerinde kur olarak içinde bulunduğumuz son 50 günden beri dövizde bir artış yok. 1.35'te hala duruyor. Yani neredeyse 50 günden beri aynı rakamda. Dolayısıyla böyle bir ortam eğer bu şekilde devam ederse takdir edersiniz ki yatırımcının yani bankaya o parayı yatıran insanın artı faiz dışında bir gelir elde edebilmesi mümkün değil. Fakat çok ilginç aslında burada bir noktaya geliyoruz. Şimdi kur korumalı mevduat hesabı gündeme gelip açıldığında öncelikle TL cinsi paralarla alakalı birinci açıklama oldu. Şu anda havuzda 1,5 trilyonluk bir para söz konusu TL olarak. Bunun bugün açıklanan rakam var net olarak 313 milyarı ancak kur korumalı mevduat hesabına dönüştürülebildi. Yani daha açık bir ifade biçimiyle 5'te 1'i 20
Aralık'tan bugüne kadar 50 günde ancak 5'te 1'ini çevirebildik. Ben öyle tahmin ediyorum ki zaten bu işe hazır olan insanlar veya şirketler bu gerçeği oluşturdular. Diğer insanlar çok daha titiz ve son derece enteresan bir şey. 1,5 trilyonun sahipleri ya güven veya başka bir nedenden dolayı bizim algılayamadığımız bir türlü paralarını döviz tevdiat hesabına yatırmaya razı olmuyorlar. Bu enteresan bir şey. Takdir edersiniz ki 3 ay, 6 ay ve 1 yıllık dilimlerle oluyor. Devlet kur korumalı TL hesabını çıkardıktan sonra mevduat hesabını altınla ilgili bir karar aldı. Ve dedi ki bankalarda bulunan altın hesaplarınızı kur korumalı mevduat hesabına yani TL'ye çevirir iseniz 1. %17 faiz alacaksınız. Bu kesin. 2. Altının onsu artarsa yani altın eğer yatırılan paranın üzerinde bir değer kazanırsa yine hazine ve maliye aradaki bu farkı risk olarak üstlenecek ve mevduat sahibine yani vatandaşa banka kanalıyla ödeyecek. Daha sonra enteresan bir şey. Bu işe demin Hatice Hanım belirttiği gibi şirketler dahil oldular. Fakat orada büyük bir karambol var. Hala netleşmedi. Çok büyük ihtimal biz bir 20 dakika kadar önce aşağıda konuşurken Hatice Hanım dedi ki cumartesi yapılacak olan toplantıda Sayın Bakan'ın açıklamaları içerisinde belki dedi. Kesin değil bilmiyoruz ama bu 3-6 ay karmaşası bitecek 6 aylık bir karar şirketlerle alakalı çıkabilir dedi. Akla çok yatkın yani gayet mantıklı bir şey. Bir diğeri Nevzat Gülsoy'un şok yaşadığı bir olay. Bir önceki programda takdir edersiniz. Tahmin ediyorum ben ayın ikisiydi. Bir yuvam hesabı çıktı. Şimdi ben yuvam kelimesini görünce Nevzat Bey böyle çok özür diliyorum bağışlayın beni. Yimpaş, İhlas bilmem yani bu tür literatürde bir kısım hani hatırlarsanız özel holdingler vardı. Yani sanki onların ismi gibi geldi. Yani yurt dışındaki paranın yuvam adı altında Türkiye'ye taşınabilmesi. Taşındığında da siz özellikle sormuştunuz. Ben cevaplamıştım. Şartlar aynı. Yani Türkiye'de ne veriyorsa birebir aynısını veriyor. Yani bu para yurt dışından geldi Türkiye'ye transfer oldu diye farklı bir uygulama yok. Aynı. Birebir her şeyle aynı bir uygulama. Yuvam hesabı çok ilginç. Fakat beni tedirgin eden nokta şurası. Takdir edersiniz ki büyük bir değişim yaşanıyor. Bu değişimi ben olsaydım veya benim gibi düşünenler olsaydı toplu olarak ne yapacağımız konusunda net veriler, kararlar alırdık ve bu kararlarla kamuoyunun karşısına çıkardık. Yani biz şu gündem maddelerini oturduk, değerlendirdik, uygulamaya değer gördük. Biz bunları uygulayacağız. Yani bu şekilde çıkardık. Şimdi bir hafta 10 gün geçiyor bir şey çıkıyor. O bitti. Bu sefer yastık altı olayı çıktı. Sayın Bakan cumartesi gün bunu netleştirecekler. Büyük ihtimal biz daha önce aslında bu altın hesaplarını defalarca test ettik. Fakat bugüne kadar muvaffak olamadık. Yani insanları ikna edemedik. Burada 5000 tondan söz ediyor. Bir kısım insanlar 4000 diyor. Bir kısım insanlar 350 bin diyor. Aslında 250 ile 350 milyar dolarlık bir toplu para var burada. İktidar istiyor ki hazine ve maliye bunu rahat kullanabilsin. İktidarın hedefi bu. Fakat vatandaşı ne şekilde ikna edeceksiniz? Sayın Bakan diyor ki bu sefer biz sertifika vereceğiz. Daha önce şöyle bir problem vardı. Özellikle alım satımda bacak çok açıktı. Yani insanlar bankanın belirlediği fiyattan hesaba yatırmak zorunda. Yine bankanın bozmak için belirlediği fiyat üzerinden yeniden TL'ye çevirmek zorunda idiler. Ama vatandaş diyor ki ben size bunu altın olarak verdim. Bana banka altın olarak versin diyor. Bugüne kadar bunu banka yapmamıştı. Çok büyük ihtimal cumartesi toplantısında Sayın Bakan bunu yapacak. Fakat burada bir incelik var. Ben tırnak için almak istiyorum. Şu bu incelik. Bizim halkımızı tanıyorum ben. Yaptığım meslekte saraflık. Şimdi bizim insanımız benim bildiğim kadarıyla belirli standart üzerinde veya belli düşünceye sahip insanlar hariç eşine bir takı aldığında ancak çok özel bir şey olacak. Bir ev alacak, bir araba alacak, bir arsa alacak ki eşinden o altınlar alıp o tarafa kanalize etsin. Yani ben bu hanımefendiye gidip de eşine sen bu altınları bana ver, ben bunları kuyumcuya bozduracağım. Bankanın belirlediği kuyumcu olacak. Dışarıda bozduramıyorsunuz. Şimdi fiyatı da o kuyumcu belirleyecek. Bankaya yatıracağım dediğinizde ben yani bağışlayın ben ama inşallah yandan ben olurum.
biz burada çok net bir veri elde edemeyiz. Bir diğeri de şu benim görebildiğim kadarıyla. Burada gerçekten çok sınırlı gelire sahip olup dişinden tırnağından artırıp evinin en mükemmel ücra köşesinde saklayan insanlar var. Köyün bilmem neresinde, mezranın bilmem neresinde. Yani bu insanların ayağına siz bankacıyı gönderseniz ben bu insanların ikna olup da bu paralarını buraya getirebilecekleri kanaatini şahsım adına taşımıyorum. Mutlaka inşallah yandan ben olurum. Yani sürekli yeni icatlar çıkartıyoruz. Ben de arzu ediyorum ki yapılacak bir şey varsa apaçık olarak bunu bir gün yani açın her şeyiyle ortaya vatandaşa, kamuoyuna koyun, tartışın, açıklayın ve uygulayın. Şimdi biz bu programı yapıyoruz. Örnek vereyim ben somut, bağışlayın. Şimdi ben 10 dakika konuştum. Diyeyim mi yarın gelip bir 10 dakika daha konuşacağım. Bir sonraki gün gelip bir 10 dakika daha konuşacağım. Yani böyle bir şey çok enteresan. Dolayısıyla ben olsam eğer gerçekten siyasi erkin yerinde bu işin mimarları veyahut da bu işi düzenleyen formattaki insanlar yerinde net olarak ne yapacaksam bütün gündem maddelerini belirleyip aynı anda ortaya koyardım, açardım ve vatandaşa çok daha rahat anlatırdım. Şimdi her hafta bir icat çıkıyor. Düşünüyoruz acaba haftaya nasıl bir icat çıkacak? Yani veya şu tedirginlik de var. Acaba insanlar ikna olmuyorlar mı? Veya olamazlar mı? Şimdi burada bir sıkıntı daha var. Bilmiyorum değerli izleyicilerin dikkatini çekti mi? Mesela Nevzat Gülsoy'un da bilmiyorum dikkatini çekti mi? Şimdi 20 Aralık'tan Nevzatçığım bugüne kadar 13.5'te geldi dolar. Yani senin işin. Dövizcüsün sen. En iyi bilen insan sensin bu iş. 13.5'te geldi. Şimdi Ocak ayında enflasyon %11.1. %17/3. Bağışlayın 4. 4.25 düşüyor 3 aylık dilimlerde. İlk ödeme bu hesaplar açıldığında galiba Mart sonunda mı bitiyor? Hatice Hanım yanılıyor evet, muyum? 24 Mart'ta bitiyor. Dolayısıyla Nisan başı itibariyle bu bedel ödenmiş veya vade uzatılmış olacak. Şimdi 11.1. 1 Ocak ayında enflasyon var. Bakın Şubat Mart var. 3 ayın dolması için. Alacağı para adamın belli. 4.25. 50 günde geldiği nokta 0. Yani 4.25'e talim edecek. Ben vatandaş olarak diyorum ki kardeşim 4.25 razıyım. Avrupa'da olsa çok büyük bir para. Adamlar yılda 6'yı bulamıyor %6'yı. 4 büyük para ama %11.1 bir ayda enflasyon var. Şubat Mart var. İşimiz ekonomi. Topluyorum kendi kendime, çarpıyorum, çıkartıyorum. %7 veya 8 bir ay, %7-8 öbür ay olsa 25. Verdiğin 4.25, benim enflasyondan kaybım 22. Yani 4 kere 5, 6 kere 4, yani 6'da birini ben ancak faiz olarak alacağım enflasyonun. Şimdi burada biz sırf kura bakıyoruz. Bir diğer açıdan sırf aldığımız paraya bakıyoruz ama bir de üçüncü bacağı var bu işin. Enflasyon bacağı var. Yani enflasyon bacağına göre ben kendimi nasıl koruyacağım? Bununla ilgili bana garanti verdin mi? O zaman ben vatandaş olarak senden Ömer Uzun olarak şunu istiyorum. Bana diyorum madem bu kadar mükemmel ballı kaymaklı şeyler sunuyorsun. Talebim şu. Belki başka insan düşündü veya düşünemedi. Diyorum ki ben Ömer Uzun olarak enflasyona endeksli mevduat hesabı istiyorum veya tahvil istiyorum. Bana sen enflasyon garantili mevduat hesabı aç ya da tahvil sat. Şimdi burada büyük bir sıkıntı var. Yani öyle enteresan bir girdap ki burası, sonucun ne olacağı belli değil. Artı enflasyonun Türkiye'de nereye ulaşabileceği belli değil. Bununla ilgili net bir veriyi hiçbirimiz veremeyiz burada. Biz değil, Türkiye'de hiçbir ekonomist veremez. Yani 2022'nin sonunda şu rakamda enflasyon olacak, şu rakamda dolar olacak. Böyle bir rakamın mümkün değil. Cüret işi bu ama yani yapmak çok da kolay değil. Yani hiçbir kuruluş da bunu resmi uluslararası da yapamaz. Türkiye'deki de ancak tahmin olabilir. Tahminin sonu ne olur? Belli olmayan bir mecradır. Yani ne çıkarsa bahtına, ne çıkarsa bahtımıza. Dolayısıyla burada o kadar çok kafa karıştırıcı noktalar var ki ben bayağı endişe ediyorum, tedirgin oluyorum. Nevzat Gülsoy bu arada bana çok garip garip bakıyor. Yani söz vermediğim için mi bilmiyorum. Yok. Ben yine devam ederim yani. Konuşacaksan konuş. Hayır estağfurullah. Yoksa devam edelim. Buyurun devam edelim. Şimdi artık geldiğimiz noktada büyük bir stres ve sıkıntı başladı. Yani bir tarafta piyasada daralma var. Diğer tarafta olağanüstü belirsizlik var. Bir diğer tarafta hükümetin siyasi erkin sunduğu bir kısım çok harika
sunumlar var. Yani vatandaş nereye bakıp ne yapacağını, nasıl davranacağını benim anlayabildiğim kadarıyla, algılayabildiğim kadarıyla şaşırdı. Dolayısıyla net bir veri ortaya koyamıyor. Bir de Reuters'de bir haber geçti Nevzat Bey. İlginizi mutlaka sizin de benim kadar çekti. Sayın Bakan Nebati Londra'da yatırımcılarla bir toplantı yaptı. Hepinizin bilgisi var. Takdir edersiniz Hatice Hanım, bakın. Başını sallıyor ve dedi ki bu toplantıda döviz kurunu sabit tutmayı garanti ediyoruz dedi. Şimdi çok iddialı bir cümle. Döviz kurunu, bunu bakan kendi mi Reuters'in açıkladığını diyorum ben. Yani Sayın Bakan söyledi demiyorum Nevzat Bey. Reuters ajansının bizzat Sayın Bakan'ın ağzından açıkladığı cümleler şu. Üç cümle var. Benim en çok ilgimi çekti. Altını çizdim hemen. Görür görmez haber. Diyor ki Sayın Bakan, döviz kurunu sabit tutma garantisi veriyoruz diyor. İki, enflasyonu diyor tek haneli rakamlara düşüreceğiz diyor. Şimdi o deyince benim dengem bozuluyor. Yani bir kere Türkiye'de enflasyon önümüzdeki 6 ay 8 ay %50'nin altına düşürebilme şansımız çok sınırlı. Peki 6 aydan sonra nasıl bir mükemmel buluş icat ortaya koyacağız ki tutacağız 60'lardan 70'lerden 50'lerden %9'lara çekeceğiz. Bunu da Sayın Bakan diyor ki tek haneli rakama düşüreceğiz diyor. Yani bu konuda da Reuters'in açıklaması aynen böyle. Ve diyor ki ülkeyi dolarizasyondan uzak tutacağız diyor. Sayın Bakan'ın açıklamaları bu. Yani Nevzat Bey, benim kafam karışıyor. Yani ben gerçekten düşünebilen bir insan olarak bu cümlelerin açılımını kendimce yorumlamaya başladığımda sıkıntıya kalmaya çalışıyorum. Diyor ki ya normal bir adam olsam da hani düz mantık, her şeyi herkes gibi görebilsek hiçbir sıkıntı yok ama düşünebilecek noktadaysan, psikolojide olur. Düşünce değil, düşünebilirsen. Düşünebilmek üretmektir. Düşünce bilgini ifade etmektir. Düşünebilecek bir adamsan, düşünebiliyorsan sıkıntı yaşamaya başlıyorsun. Ben bir nokta koyayım mı, o kadar kötü bakma. Şimdi hayır, kötü bakmıyorum da ben şimdi bakanın Londra'daki görüşmelerinin tam detayını takip etmedim. Ben ama yani bakan Londra'da finans çevreleriyle görüşme yaptı. O Londra'da finans çevreleri dediğin adamlar kim? Soros ve benzerleri. Tabii yabancı yatırımcılar. Soros ve benzerleri, yani uluslararası tefeciler. Yani finans gelişmiş ismi. Finans oligarşisi, uluslararası tefeciler. Bunun gelişmişliği, mülüşmüşlüğü, bunların hepsine yani kimlik giydirmemizin adı yok. Gerek yok. Bunlar uluslararası tefeciler. Başı Soros çekiyordur. Ve Soros'un da buradaki Açık Toplum Vakfı temsilcisi Osman Kavala'dır. Yani Soros'un Türkiye'de. Soros'un dünyanın çoğu ülkelerinde Açık Toplum Vakfı var. Bu Açık Toplum Vakfı Soros ve düşüncelerini, kapitalizmi ve emperyalizmi orada yaymak, yaygınlaştırmak, herhangi bir durum olduğu zaman da oradaki toplumsal harekete önderlik edebilmek kendi lehlerine. Açık Toplum Vakfı'nın özelliği bu ve Soros da bunu bizim ülkemize kaç lira yardım ediyor bilmiyorum ama dünyanın her yerine sanıyorum yıllık 300-500 milyon dolar mı ne böyle bir finans ayırıyor. Şimdi bakanın görüştüğü kişiler onlar. Onlar ve onların uzmanları. Yani bunun adı uluslararası Londra para sahipleri diyor da şimdi oradaki adamlar yani böyle dünyayı parmağına oynatan insanlar para konusunda. Paraysa para var. Fırıldaklıksa fırıldaklık var. Zekaysa zeka var. Şimdi bakan imkansa onlara imkan. Bakan onlara politika faizi 14 sabit tutacağız. Dövizi de sabit tutacağız. Onlara böyle beyanatta bulunduysa benim diyeceğim buna bir şey yok. Yani ekonomide hem faizi hem dövizi kontrol edemezsiniz yani. İkisini sabit yapamazsınız. İkisini çıpa yapamazsınız. Bunu bakan da benden iyi bilir. Orada katılımcılar da iyi bilir. Artık o nasıl bir şey bilemiyorum. Bu ajansın açıklaması. Doğru yani, yani o yoksa oradaki uzmanlar da yani ekonomide hem faizi sabit tutacaksınız hem dövizi, bunları ikisini bir çıpa yapacaksınız. Beşe çekecek. Böyle bir iş olmaz onun yani. Onun altına çekeceksiniz şeyi. Ha o enflasyon işi. Aslında enflasyon işi. Yani şimdi siz anlattınız. Vatandaş da merak ediyor. Ya ne oluyor ki Türkiye'de diyor.
bir kurgara korumalı fon çıktı, bir yuvam hesabı çıktı, bir bu çıktı, altın bir bu işi çıktı. Bu nereden çıktı? Eskiden böyle bir şeyler yoktu diyor. Eskiden de vardı da böyle bir şey. Aslında burada, yani şöyle söyleyeyim, ekonomi yönetimi var ya, bir yol ayırdımında bir de elini değil, kafasını taşın altına sokmuş durumda. Niye diyeceksiniz? Şimdi kapitalizm var olduğundan beri, 1800'lü yıllardan beri, bu krizler kaçınılmaz. Kriz çıkacak ki sömürü olsun. Kriz çıkacak ki emperyal güçler amacına ulaşsın. Yani 1800'lü yıllardan beri devamlı kriz çıkar. Bütün ülkelerde tarihlerini inceleyip ve ondan sonra oradaki yöneticiler şunu der. Biz bundan çok ders aldık. Bundan sonra bu kriz çıkmaz der. Bunu dünyanın en gelişmiş ülkelerinde de çıkar. Bizde de çıkar. Bu zamana kadar krizlerde çözüm fixti. IMF'nin ya da Dünya Bankası'nın reçetesi vardı. Onlar neydi işte? İşte kriz çıktığı zaman o ülkede birden devalüasyon yaptır. %80. Devalüasyon yaptır. Efendime söyleyeyim, kredileri dondur. Mevcut krediyi geri çağır. Ve o ülkeyi çökert. Şimdi, bundan sonrası aslında anlatacaklarım çok önemli. Şimdi, Joseph Stiglitz diyor ki, bak, bu adam kim? Nobel ödüllü iktisatçı Stiglitz. Ve Beyaz Sarayı'nda yıllardır ekonomik danışmanı. Clinton'ın falan. Böyle Beyaz Sarayı'nın görüşlerini, Beyaz Sarayı'nın FED'e, IMF'ye falan da empoze eden, anlatan bir adam. Ve şu anda Stiglitz aslında muhalif bir adam. Sosyal demokrat bir adam. Stiglitz aynen şunu diyor. Bak, Türkiye işte aslında politikalar olarak var ya, şu son ekonomi politika kötü bir politikalar değil ama bunu kaldıracak gücü yok. Şimdi Stiglitz aynen şunu diyor. Biz diyor, bizim gibi ülkelerde kriz çıktığı zaman Amerika'da ve Avrupa'da ilk yaptığımız iş diyor, para basarız diyor. Faizleri düşürürüz diyor. Eksiye düşürürüz. Helikopterinden para atarız. Parayı saçarız diyor. Hiçbir esnafın, sanayicinin para sorunu olmaz diyor. Paraya çok rahat ulaşır diyor. Faizleri eksiye düşürürüz diyor. Varlık alımı yaparız. İnadına para pompalarız diyor. Yaptılar. Biz ülkemizde diyor, Amerika'da falan gördünüz işte, bu şekilde krizi aşarız diyor. Ama diyor, gelişmekte olan ülkelerde diyor, Türkiye, Rusya, Brezilya, onlarda diyor tam tersini yaparız. Onlara deriz ki kredileri kesin. Birden kestiririz. Faizleri yükseltin. Birden faizleri yükseltiriz. Kredileri de geri çağırın deriz ve devalüasyon yaptırırız. Devalüasyon yaptırırız. Biz diyor o ülkelerde, bunu ben demiyorum, bunu Beyaz Saray Nobel ödüllü ekonomisti, baş ekonomisti söylüyor. Stiglitz söylüyor. Kitaplarında yazıyor. Yani ben bunu bir dedikodu falan olarak söylemiyorum. Adam ekonomi formüllerinde kitabında yazıyor. Ama diyor Türkiye ve Brezilya gibi ülkelerde de diyor kriz anında bu şekilde yaparız. Düşünün ki diyor, biz diyor kalp krizi geçirirsek diyor, Amerika'da ekonomi diyor, biz buna stent takarız, yoğun bakım alırız diyor. Ama gelişmekte olan ülkeler kalp krizi geçirirken halter kaldırtırız diyor. Ve barfiks çektiririz ki adam ölsün, iyice ölsün diyor. Şimdi burada, bak şimdi burada, bundan sonrası. Türkiye Cumhuriyeti'nde kurulduğundan beri ilk defa, şimdi Ömer abi bana diyecek ki, hükümet yanlısı, hükümeti yağcısı diyecek. Tabii de canım, diyebilirsin ama ben doğruyu söylüyorum. Ben de biliyorum. Diyebilirsin. Benim kim olduğumu biliyorsun. Sen de biliyorsun. Siyasi polis de biliyor. Bilmem şu bu da biliyor. Benim kim olduğum belli. Ama şunu da hakkını inkar etmemek lazım. Ben 1980 24 Ocak krizinden beri krizleri, 24 Ocak 1980 krizini bizzat yaşamış esnaf adamım. Para 87'de convertible oldu. Dalgalanma oldu. Serbeste geçti. Gene ben esnafıydım. 94 krizi oldu. Meksika'da tekilla, ondan sonra bizde 5 Nisan krizi oldu. Gene esnafıydım. 97 Asya krizi oldu. Gene esnafıydım. 98'de Rusya krizi oldu. Gene öyle. 2001'de Türkiye, yani say say gitsin. Bu krizlerin hepsini bizzat son 40-50 yıldır krizleri yaşamış bir insan olarak şunu söyleyeyim. Türkiye'de ilk defa 2 yıl önce kriz çıktığı zaman kredi garanti fonu devreye girdi. Devlet bizzat devreye girdi. Parayı da masaya koydu. Bastı koydu. Ondan sonra Hatice'nin bankacı benden daha iyi bilir. Ondan sonra Ömer abi devlet bankaları geldi. Devlet bankaları geldi.
Ey Ömer Uzunoğlu, sen sanayicisin, fabrikacısın. Bak olağanüstü bir günden geçiyoruz. Diğer bankalar senin kredini belki kapatabilir. Geri çağırabilir. Ama ben devlet olarak yanındayım. Kredi garanti fonu olarak geldim. Sen geçen yıl bizden %20 ile para kullanmışsın. Bizden ya da özel bankadan. Ben şimdi sana kredi garanti fonuyla onu revize ediyorum. Krediyi. Kapatıyorum. %9'dan kredi garanti fonundan açıyorum. Oldu mu Hatice Hanım? Bak Türkiye'de ilk defa kriz çıktığı biliyorum zaman Nevzat Bey, kriz çıktığı zaman sanayici biliyorum. Halkı köşeye sıkıştırmak değil de ha bunun da yan etkileri şunlar bunlar. Onlar ayrı. Oraya geçelim. Şimdi %20 ile krediler kapandı. %9'dan kredi garanti fonu para kredi verdi. O anda özel bankalarla konuştuğumuzda özel bankalar haliyle doğrusudu belki. Adamlar dedi ki ya biz sana %20 ile kredi verdik ama o zaman da %18'den mevduatla topladıydı. Tabii. Şimdi onu ben nasıl kapatayım? 18'den almışım tamam oraya kadar haklı. Onu da ne yaptı bu sefer hükümet? Özel bankalar dedi ki tamam siz düşmüyorsunuz mu kredi faizlerini? Esnafa yeniden kredi açmıyorsunuz mu? Dondurdunuz mu? Tamam siz bilirsiniz. O zaman dedi sizin bende duran Merkez Bankası'nda duran mevduat muzam karşılıklarına ben %10 faiz işletiyordum. Eğer belirli kredi rasyosunu tutturan rakamsal esnafa kredi verenlere muzam karşılığına %15 veririm. Esnafa kredi vermeyene de 5 veririm. Hatta 0 faiz veririm dedi daha sonra. Ne oldu bu sefer? Hatice Hanım bankacı, yılların bankacısı. Bu işi en iyi bilen bu. Yani Hatice Hanım yanında konuşmak belki bana düşmez ama ne oldu bu sefer? Muzam karşılığına 0 faiz veririm deyince Ömer o abi. Değişti. Deyince bu sefer o özel bankalar hepsi da sıraya geldi. Kredi verelim dedi. Çünkü getirisini götürüsünü hesapladılar. Bunları niye anlatıyorum? Bunları şimdi şunun için anlatıyorum. Bizim gibi ülkelerde kriz çıktığı zaman IMF gelirdi. En son biz 18. sistem bay anlaşması mıydı? Ecevit'le yaptığımız evet. Ve yarım kaldıydı o üçlü partinin hükümetinde. IMF ile en son 18 mi 19 mu sistem bay yaptıydık. 2 yıllık 3 yıllık işte. O yarısına kadar geldi. Yarısında çanak çömlek patladı. Şimdi bu zamana kadar biz ve bizim gibi ülkelerde kriz çıktığı zaman IMF gelir. IMF'ye mecbur bir şekilde düşersin. Aslında yani o da IMF'nin suçu değil. IMF bir doktor. Sen hastalanırsan ona gidiyorsun. O da sana acı reçeteyi veriyor. IMF gelirdi Ömer abi. Asıl buradan şimdi bugünkü politikaya bağlayacağım. IMF gelir. Size önce bir devalüasyon ister. Mesela 24 Ocak 1980'de Dünya Bankası Özal'dan Demirel hükümetinde %70 devalüasyon istediği halde Özal o zaman teknik elemandı başbakanlıkta müsteşar. Başbakan Demirel'di. %100 devalüasyon yaptı ki Dünya Bankası'nın gözüne gireyim diye. O zaman da Dünya Bankası'ndan 130 milyon dolar kredi alacaktık bunun karşılığında. Şimdi diyeceğim şu. IMF gelirdi IMF'ye. O da derdi ki işte şurayı satacaksın. Şu kitleri özelleştireceksin. Şu kadar zam yapacaksın. Zamı da IMF belirlerdi. Ben sana para veririm. Ve parayı da dilimler halinde veririm. Ve istediğim yere harcatırım. Sen harcayamazsın. Sen harcayamazsın. Ben nereyi belirlersem oraya harcayacağım. Şimdi şu anda hükümetin bir yerde bocaladığı, bir yerde alternatif ürünler ortaya sunduğu, bir yerde kendi göbeğini kesmek istediği, kendi yağıyla kavrulmak istediği. Onu yapıyor zaten. Kendisine, o mücadeleyi yapıyor. Kendisine özgü şartlarla. Geçen hafta konuşmuştuk. Mevcut ekonomi yönetimi sıcak paraya karşıyım diyordu. Gerçi Londra'da. Faiz de yukarı yok diyor. Gerçi siz de şunu diyeceğiniz. Sıcak paraya karşıyım da Londra'da yatırımcılarla ne konuştunuz? Şimdi. Ayrı mesele. Ama burada şunu diyeceğim. Başka ülkeler de örnek vereceğim. Şimdi şu andaki hükümetin politikası, mevcut AK Parti'nin 17-18 yıldır politikası red, o değil. Çünkü o politikalar daha çok sıcak paracı politikalardı. Şimdi benim anladığım, şöyle olsaydı, eğer bugün biz IMF ile anlaşma yapsaydık. Enflasyon kaç Ömer abi, 48 mi? 48, 49. 49. Gerçi 48-76. Dalgalı kurda devalüasyon olmaz. Piyasa kendisini belirler de. IMF ile anlatsaydık. IMF'nin tek diyeceği şuydu. Bir kurları yükseltebildiğin kadar yükseltin. Sınırsız. İkincisi enflasyon 48 diyelim. IMF'nin sizden istediği o zaman şuydu. Yani adamın formülü bu.
ya işte 48 enflasyon varsa yatırımcı reel faiz de almalı. Eksi 30 şu anda. 3-5 puan. Reel faiz ne güzel. 3-5 puan da yatırımcı reel faiz alsa nominal faizlerin %53-55 olacak diyecek idi. Yani şimdi biz IMF ile reçete yapıyor olsa idik, bugün 19. standby ya da 20. standby anlaşıyor olsa idik, şu anda Türkiye'de politika faizi, yani Merkez Bankası'nın bir haftalık faizini kastediyorum, politika faizi şu anda Türkiye'de 55 falandı. En az. 48 enflasyon, en 55 az. Nominal faiz, aradaki 7 puan da reel faiz. Böyle olacaktı. Şimdi şu andaki hükümetin ekonomi yönetiminin aldığı risk bundan sonra. Şimdi 50-55 faiz şu anda piyasayı çökertecek. Üretici, imalatçı. Tabii Nevzat Bey. Ama sermaye giriş de olmayacak. Bir yok zaten. Para bulmamız lazım. Yok zaten. Türkiye gibi bir ülke kendi sermayesi kesinlikle kendisine yetersiz. Türkiye her zaman için dışarıdaki sermayeye muhtaç kredi ve mahkum. Kredi kullanmak zorunda. Muhtaç ve mahkum. Şimdi Türkiye şu koz oynuyor. Şu koz oynuyor. Halktan bir yerde fedakarlık istiyor. Sonra ya da Erbakan'ın işine de geleyim, ekonomi işine, ondan da bir anlam olarak örtüşüyor. Şu anda hükümet şunu istiyor. Ey halkım, beni sağa sola muhtaç etme. Şu yastık altındaki dövizini, dolarını bozdur. Beni sıcak paraya, tefecilere, uluslararası finans emperyalizmi mecbur ve mahkum etme. Bu işi gel senden bitirelim. Yani hükümetin politikasının açılımı bu. Ama eğer, güven var burada. Eğer şöyle işitme engellileri anlatıyor olsam ben böyle anlatırım. Ey halkım. Doğru ne hesap ya. Beni el aleme muhtaç etme. Elin bilmem şuna buna. Getir şu yastık altında tutan paranı. Getir bozdur. Ona vereceğim faizi ya da onun benden elde edeceği karı getiriyor. Sen elde et. Resmen hükümetin dediği bu. Şimdi bunu da değişik enstrümanlarla sunmaya çalışıyor. Yapıyor. Elinde birkaç tane daha yedek enstrüman var. Bana göre var. Şimdi kur garantili. Ha bu sefer de fakir fukara diyor ki bana ne kur garantisinden diyor ya. Zengin parasını bankaya yatırıyor diyor. Dövizde risk almıyor diyor. 50'nin körü diyor. Kar da var, zarar da var diyor. Zengin kaybederse kaybetsin diyor. Zaten parasına %17 faiz alıyor diyor. Dolara niye garanti veriyorsun diyor. Fakir de böyle diyor. Şimdi o fakiri dinlediğin zaman o da haksız değil. Ben diyor vergi veriyorum diyor. Benim verdiğim vergiden, hazineden, bütçeden de diyor. Zenginin doları yarın artarsa diyor. Zengin oradan diyor. Benim verdiğim vergiden zengine. Şimdi yani hükümetin aldığı riskler dediğim. Şimdi parası olmayan eleştirisi bu. Parası olana da hükümet diyor ki. Ya getir paranı bana ver de diyor. Dışarıdan ben sana garanti vereyim. Dışarıdan beni mecbur etme diyor. Şimdi yani bütün şu politikalar. Şu andaki hükümetin uyguladığı, bu zamana kadarki yıllardır uyguladığı politikadan farklı bir politika uygulaması, sıcak paraya karşıyız. Biz sıcak paraya ülkemizi sömürtmeyeceğiz. Biz halkla beraber yola çıkacağız. Halkın parasını değerlendireceğiz. Bunların hepsi aslında çok güvene dayalı bir iş. İşte mesela, bu, 1960 bunu arz etmeye çalışıyorum. Ya, güven Nevzat'ım. 1960 itibariyle askerlerde ey halkım getirin altını dedi. Sertifika verdi. Krizi aşalım diye 60'ta. Darbe olduğunda askerler. Ama o yeteri kadar ilgi görmedi. Şimdi bunun işte ilgi görmesi için yeni yeni türev ürünler, yeni yeni alternatifler çıkarıyor. Yani aslında burada hükümetin yaptığı iş kendi imkanlarımızla para yaratmaya, millici bir politikayla krizi aşmaya çalışıyoruz. Ha. Bu gazın ayağı o kadar da kolay değil. Bunda halk ne kadar fedakarlık i̇şte yapabilir? Mesele bu. Halk lüksten ne kadar vazgeçebilir? Yarın bunun arkasında hükümet tasarruf için şunu da diyebilir. Tek plaka, çift plaka çıkacak. Artık trafikteki araç yarı yarıya gidecek. Bir araçta bir kişi binmeyecek. Tabii. Çoğu ülkelerde mesela, Singapur'da mesela. Gidin Singapur'da, ana cadde bulvarda mesela belli bir saatte parayla ya da tek kişi gidince adam sizden para alıyor. Arabayla hepimiz tek kişi geliyor. Halbuki durakta bekleyen iki tane komşumuz da alsak. Şimdi düşünün ki Kayseri'de, Sivas Caddesi'nde ben arabayla tek giderken tık yol paralı oluyor. Ama gelirken Hatice Hanım'ını sizi de durakta beklediğim zaman aldıysam direkt bu sefer parasız oluyor. Yani sizi bana taşıttırıyor, parasını en direkt olarak devlet veriyor. Yani şunu diyeceğim, ülkelerin
kendisine has krizlerden çıkış yöntemleri vardır. Ya dediğim gibi IMF'ye teslim olacağız kayıtsız şartsız, Dünya Bankası IMF'ye, ya da kendi imkanlarımızla kendi yağımızda ayakta kalmak için mücadele edeceğiz. Senin milliyetçi dediğin insanlar ülkede ne derece fedakarlık yapabilirler eğer bıçağın ucu kendilerine dayandığı zaman? Neyden fedakarlık edebilirler? Hangi telefondan, hangi arabadan, hangi lüksten, hangi evden? Şimdi şöyle düşün. Elin Hollandalısı geldi buraya, bankaçtı değil mi? İnege. İsim önemli değil, bilmiyorum ismi neyse. Şimdi elin ya da yabancısı, Japonu geldi buraya, bankaçtı. Adamların oturduğu evleri görüyorsunuz. 30 metre, 40 metre aşağı, 40 metre yukarı, 80 metre kare evde oturuyor. Adam parayı biriktirmiş, getirmiş buraya. Bankaçmış mı abi? Bize satıyor. Kendisi 60-80 metre evde oturuyor. Biz 150 metre evde oturuyoruz. Yetmiyor. Adamdan gidiyoruz, faize para alıyoruz. Konut kredisi 5 yıl 10 yıl. 150 metrelik evden çıkıp 250 metrelik eve gidiyoruz. Hedef bu. Ve faize para alarak. İşte senin halkın 150 metrelik evden bırak 250 metre eve çıkmaya, 80 metreye 1+1'e 2+1'e taşınmaya razı olduğu o fedakarlığı yaptığı zaman hükümetin bu politikaları tutar. Şimdi bir iki tane de şöyle örnek anlatayım. Belki çok konuşuyorum Hatice Hanım'ın. Hatice Hanım'a söz verelim. Toparlayalım. O zaman ben biraz sonra devam edeyim. Buyur Hatice Hanım. Estağfurullah. Hatice Hanım bir girin. Çünkü ya. Rusya ile Malezya ile falan aynı oradaki yerel ekonomi politikalarını anlatacağım da uzar. Hatice Hanım'ı dinleyelim. Teşekkür ediyorum ikinize de. Ben de kısa olarak toparlamak istiyorum. Burada Ömer Bey de sağ olsun güzel bir giriş yaptı kur korumalı mevduatla. Buradaki amaç aslında baktığımızda şu. Bireysel bir yatırımcı Nevzat Gülsoy bankaya gittiğinde o gün TL'sini bankaya yatırır ve der ki ben bugün döviz almıyorum ama 3 ay sonra da bugün döviz almıyorum, paramı size getirdim. Banka bunu 17 ile bağlar. 3 ay sonra geldiğinde Nevzat Gülsoy'a der ki ben sana şunu garanti ettim. Dolar bugün 10 değil, 12 olursa vade gününde sen yine alabileceğin, o günkü alabileceğin 10 bin dolarını alabileceksin. Kur aşağı geldi, yine bir riskin yok. Ben sana 17 garantisini veriyorum. Bu durumda bireysel halkın herhangi bir kaybı olmamasını garanti ediyor. Dediğimiz gibi ilk ödemeler 22-23 Mart'a tekabül edecek. Nasıl işleyecek hep birlikte göreceğiz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum. Ben de tırnak açacağım, tırnak işareti. Nevzat Bey, kamu garanti fonu dediniz. Orada ilginç bir bilgiye sahibim. Kredi garanti fonu. Çok özür diliyorum. Bağışlayın lütfen. Düzeltiyorum. Kredi garanti fonu. Cumartesi Sayın Bakan'ın yapacağı açıklamalarda büyük ihtimal belki bu da gündeme gelecek. Bir banka müdürü arkadaşla görüşmem olmuştu geçtiğimiz günlerde. Ben şu kanıya vardım onun söylediklerinden. O bunu söylemiyor ama devlet krediyi şu anda çok zor kullandırıyor. Hatice Hanım daha iyi bilir. Bankanın içerisine çok zor veriyor. Artı size altına ve dövize yatırmayacağınıza dair imza alıyor, taahhüt alıyor. Artı bir kredi kartı verecekmiş Nevzat Bey. Benim anladığım bu. Yani ben ondan onu çıkardım sonuç olarak. Diyorum ki bu kredi kartını bana verecek. Ben sana Ömer Uzunoğlu 1 milyon lira verdim. Nereye harcayacaksan şu kartı al, harca ben göreyim. Artık kayıt içine girsin. Artı onun aldığın ürünlerden de belgemi alayım. Yani benim anlayabildiğim bu. Yani ben bu noktaya gidebileceğimizi hissediyorum. Bu kamu kredi garanti fonu hesabıyla alakalı büyük ihtimal altınla birlikte Sayın Bakan'ın açıklamaları olacak. Ben buradan böyle bir sonuca varıyorum. Yani geldiğimiz noktada parayı artık biz özür diliyorum size ama öyle elimize eskiden olduğu gibi kamu bankalarından alıp gelip dövizciye koş, sarafa koş, altına döviz al, bu iş bitecek. Yani sana diyor ki kardeşim ben bu garanti parayı sana veriyorum kredi garanti fonu olarak ama bu parayı nereye harcadığını bileceğim, denetleyeceğim. Dolayısıyla şu kredi kartını al ben de göreceğim diyor. Şimdi bu harika bir şey. Yani bunu yaptığınız anda paranın sizin arzu etmediğiniz yere ulaşabilme gibi bir şansı yok. Ulaşırsa bedelini öder o adam zaten. Buraya bu kadarcık bir girip çıkmış olayım. Şimdi Ömer abi. Bu hassas bir konu, bilgi olsun. Kredi garanti fonu mükemmel bir fon. Ben sadece Türkiye'ye konuşmuyorum. Japonya'nın ve Kore'nin kalkınmasını temeli yegane sağlayan kredi garanti fonu. Oradaki KOBİ'lerin %85'i falan hep kredi garanti fonuyla
yürümüştür ve ayağa kalkmıştır, şaha kalkmıştır. Yani özellikle Japonya'da ve Kore'de kredi garanti fonu mükemmel işler yapmıştır. Şimdi biz sizinle televizyonda program yaparken, Hatice Hanım da belki haberi vardır. Biz sizinle program yaparken bu kredi garanti fonunu uzun uzun anlatmıştık. Tabii canım. Ertesi gün Hatice Hanım bizi Ankara'dan kredi garanti fonunun genel müdürlüğünden aradılar. Ömer abiyle tesadüfen beraber oturuyorduk. Genel müdür, şimdi ayrıldı, İbrahim Gergerlioğlu genel müdür. Oradaki danışmanlarıyla biz oturuyorduk. Tesadüfen aradı ve adamlar bize şunu dedi, illa Ankara'ya gelin, birlikte çalışalım falan. Şuraya geleceğim asıl. Yani bizim orada özür diliyorum, onu aç. Adamlar dedi ki bize, o reklama girer bu sefer Ömer abi. Adamlar dedi ki bize, bizim uzmanlar sizin gibi anlatamıyor arkadaşlar. Doğru, aynen bu cümleyi kullandı. Gelin Ankara'ya, şu uzmanlara bir ders verin dediler. Adam açık açık bunu söylediler yani. Ya, bunu gizlemeye bir mantığı yok. ben o kadarını söylemek istemedim. Şimdi aynen böyle dedi. Genel müdür dedi ki, ya dedi arkadaş dedi, biz sizi televizyonda izledik. Bizim kredi garanti fonunu bizim uzmanlardan daha iyi anlattınız. Siz illa bekliyoruz. Gelin. Biz dedik ki, ya biz gelemeyiz. Bizim çocuklar küçük, daha okulda okuyor. Aynı televizyonda CD. Aynen bu laflar oldu, bu cümleler. Yani şuraya diye geleceğim. Asıl kredi garanti fonu mükemmel bir şey atıyor. Biz orada şunu anlatmıştık. O kredi garanti fonu dünyada çok yaygın da bizde daha yeniydi. Bizde yeni olunca orada ekonomi yönetimi boşa düştü. Kredi garanti fonundan parayı her önüne gelene verdi. Şimdi adamın kimi bağ aldı, kimi dost tuttu, kimi araba aldı falan. Gerçek ihtiyaç sahiplerine de az gitti. Ya da tam isabet etmedi. İşte bizim orada anlattığımız şuydu. Arkadaş, bu kredi garanti fonunun Kore'de, Japonya'da örnekleri şu. Sen bu adamı tut, üreticiyse ham maddesini alsın, sen ham maddeciye parayı ver. İhracatçıysa ettiği ihracat kadar. Makine alacaksa makineye yatırım yap. Sen adamın eline parayı verdin. Benim bildiğim bir sürü adamlar kimi inşaat yaptı, kimi altın çıkıyor aldı, kimi döviz aldı, kimi araba aldı. Ve piyasada enflasyonu falan azdıran nedenlerin birisi de bizzat devlet. Şimdi yani bu bakan da herhalde bizi dinliyordur, dinlemiştir. Şimdiki yönetimin yapacağı iş aynı dediğimiz gibi. Sen ne üretiyorsun? Ömer Uzunoğlu, tekstil değil mi, kumaş? İplikçiden ipliği al, ben faturasını vereyim. Bu katılım bankaları öyle oluyor. Evet, aynı. Para vermiyor. Adam çelik kapı imal ediyor. Öyle ama yok. Çelik kapıcıya ver parayı, gitsin dost tutsun. O yok. Şimdi çelik kapıcıya diyor ki, menteş alacaksın, saç alacaksın, boy alacaksın. Ben boyacıya ve şu kadar da karşında üretim ya da şu kadar ihracat yapacaksın. Sanırım yeni şeyde o çıkacak. Edilebilir bir sermaye. Efendim? Kontrol edilebilir bir sermaye. Yani Ömer abi, biz de burada yani Kayseri'de televizyon yapıyorsak dünyada da izleniyoruz. Yani onlar da duyuyor bunu. Şimdi yani yerel açılımlar deyince bu çok önemli. Şimdi biz o vatandaştan yastık altındaki parayı ekonomiye bu yöntemlerle çıkarabilirsek enflasyon falan o zaman düşer. Çünkü döviz de düşer. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Bu dünyada bir sürü örneği var. En büyük Çin. Zaten Çin herkes biliyor. Çin'e çok girmeyeceğim. Mesela Çin'de 1949 yılında Çin Halk Cumhuriyeti kurulduğu zaman işte Mao Zedong işte başta. O zaman tamamen komünist yönetim. Ama 1980'de Deng Xiaoping yönetime gelip de Çin'i komünizmden biraz liberalleşmeye açtığı zaman, Çin'i dışarıya açtığı zaman, o dışarıya açılırken Avrupalı firmalar işte oraya geliyor, ortak oluyorlar, teknoloji falan alıyorlar. Ondan sonra o uzun hikaye, 80'den sonra liberalleşiyor ama şu anda Çin'de halen bugün bile Komünist Partisi ekonomiyi belirliyor. Kurları o belirliyor, üretimi o belirliyor. Yani şunu diyeceğim, çok güçlü bir de irade lazım. Halkın bir desteği lazım. İki, siyasi iradenin de orada taviz vermemesi lazım. Şurası da önemli. Şeyde 1997'de ne oldu? Asya'da kriz çıktı. Güney Asya'da. Neyden çıktı o kriz? İşte şeyde Kore'de, Tayland'da, Endonezya'da, Malezya'da orada kriz çıktı Asya kaplanlarında. O neyden çıktı kriz? 1997'den önce 94, 95, 96'da muazzam şekilde dış borç alınıp, döviz alınıp her tarafa otoyol yapıldı, AVM'ler yapıldı.
dön bugün başka bir ülke yandırıyor mu? Çağrışım yaptırıyor mu? Aynen. Onu bilemem. Ben oradaki bence olayı benim söylüyorum. Benim var öyle bir ülke bildiğim. Ben o ülkeyi biliyor mu bilmiyorum bilmiyorum. Ben biliyorum ben mesela ülke. 96'da 95'te şeydeyken Malezya'da falan muazzam böyle gökdelenler, işanları yapılmıştı. Ama hepsi döviz borcuyla yapılmıştı. Muazzam otobanlar gördüm Tayland'da falan böyle. 2-3 katlı falan. Anormal şekilde hep dövizden. Sonra ne oldu? O kadar otoyola yapıldı, otobanlara yatırım yapıldı, AVM'lere yatırım yapıldı. Döviz borçlandı. Sonra 1997'nin yazında Tayland'da, Tayland bahtı patlamaya başlayınca silsile bu sefer Tayland'da, Kore'de, Endonezya'da, Malezya krizi istedi. Buradan sonrasını aslında anlatmak istediğim buydu. Nezat bir şey ama bitti. Şurayı bir bitirmem lazım ki öbür dönemden alalım. Bundan sonrası önemli. Bu ülkelerin hepsi Tayland, Kore, Endonezya IMF'ye teslim oldu. IMF'nin programını kriz gelince sadece Malezya, sanırım bizim ekonomi yetkilileri de herhalde Malezya'ya falan takip ediyorlar, etmişlerdir. 97'de kriz çıktığı zaman Malezya'da o sıra başbakan kimdi? Mahathir Muhammed. Şimdi IMF Malezya'ya dedi ki bak Asya'da kriz çıktı. İşte Tayland, Endonezya, Kore şu formülü uyguluyor. Bu Mahathir Muhammed'e bu IMF programı dayattı. Adamın ilk işi IMF olmak oldu. Sınır dışı etti. Neyse öyle ağzından kaçacaktı da. Ayıp olmasın aile var burada. Yani şimdi şunu diyeceğim. IMF'yi koydu. Kovdu bak. Adam ne yaptı orada abi? Yerel politik olarak bankaların batık alacakların yarısını devlet üstlendi. Bak Malezya krizine saçtı. Yani her yer kendisine özgü millici ekonomiyle ekonomiyi ayağa kaldırabilir. Herkes IMF'ye teslim olmak zorunda değil bak. Kesinlikle. Malezya teslim olmadı. IMF'yi kovdu. İlk yaptığı iş bankaların batık kredilerinin yarısını hükümet üstlendi. Bak. İkincisi kurumsallara yeniden bizim kredi garanti fonu gibi oraya borç verdi. Kredi. Kredi verdi. Sonra da işte onun şarttan onu getirdi. O Malezya parası ringgit'i devalüe etti. Devalüe de şöyle piyasanın beklentisinin üstüne etti. Bırak Malezya'dan para kaçmayı. Oraya bu sefer para akın etti. Akın etti. Yani şunu diyeceğim. Malezya Asya krizini IMF'ye res çekerek kendi imkanlarıyla ayağa kalktı. Ve güvenle. Güvenle bak. Ayağa kalktı. Bizde de zaman zaman şöyle değişik politikalar oldu. Değişik mesela 83'te Özal ihracatçıya %10 prim verdi. Dedi ki size ya Ömer Bey ihracat yapıyorsan sana %10 döviz getir sana %10 fazla para vereyim dedi. Aslında olay şuydu orada. Özal el altından kara borsadan %10'dan döviz topluyordu. Açıkça. Şimdi açıktan açıkça. %10'dan topluyorum diyemiyordu. Ömer Bey sen bir şey ihraç et. Siz de hemen gidiyordunuz ben ihraç ettim ayakkabı. Aha faturası getirdim 1 milyon dolar. Gerçek değil aslında. Giden mal o değil. Herkes bak, biliyor. Bunu Özal da biliyor. Parayı getiren de biliyor. Ama böyle aklı evvel birkaç tane gazeteci hayali ihracat bilmem sunta değil. Bilinçli yapılan bir değil. Şey. Ya, bilinçli yapılan bir şey. O oradaki şey yani Özal da o dövizi öyle açtı. Araya giriyorsak. Çok akıllı bir stratejiydi. Nezal. Araya giriyorsak şunu da Erbakan'ın da hakkını inkar etmek. Ömer abi de biliyorsun Erbakan'ın ekibindendi bir dönem. Şunu da inkar etmeyek. Şimdi kendi kaynaklarımızla krizi aşma işine gelince Erbakan iş başındayken bilen var bilmeyen var da bunu anlatmak zorundayım. Erbakan iş başındayken gene aynı Türkiye bugünkü gibi döviz lazım, borç lazım, para lazım. Erbakan dedi ki gurbetçilere, ey gurbetçiler ya siz paranızı ne yapıyorsunuz? Almanya'da marka yatırıyoruz. Mark. Ne kadar marktan faiz alıyorsunuz? 8.5. Çok zor. Dedi ki getirin Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na %11.5'una markanızı mark olarak getirin. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na Alman Bankası'nda %8-8.5'la faize tutacağınız parayı ben Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak 11.5 faiz vereceğim. Artı ilave 50 bin mark getiren herkese ikinci el araç permi. Özel o. İthalatı izin vereceğim. Evet. Yani gümrüksüz ikinci el araç ithal edebileceğiniz diye. Erbakan Türkiye'ye muazzam bir şekilde para yağdırdı. O zamanlar Almanya'da bankalar 8.5 faiz veriyordu. Biz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak
11,5 gurbetçilere marka para verdik. Daha sonra Kemal Devriş geldiğinde IMF'den para aldığımızda Kemal Devriş'e birkaç defa soruldu. Dövizi kaçınan aldık diye ve söylemedi. En son emekli olup gidince gider ayak %18'inden aldık dedi. O hızlandırılmış krediyi dedi. Yani böyle IMF falan size para verdiği zaman %100 falan verdiğinde deklare etmiyorlar. O arada saklı gizli. Tabii ki. Ben çok uzatmayayım da. Hatice Hanım siz toparlayın. İlk boyutu kapatalım inşallah. Birazdan yurt dışı piyasalarla tekrardan karşınızda olacağız. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Yurt dışı gündemiyle tekrardan birlikteyiz. En güncel konulardan olan enerji konusu hakkında sohbetimiz devam edecek. Ömer Bey, buyurun lütfen. Peki, teşekkür ediyorum. Nevzat Bey habire odaklandı, telefonla bakıyor. Yok, enerji Nevzat konusu Bey, konuşulacakmış. Hassas bir konu değil mi Nevzatçığım? Dünyanın en çok ilgisini çeken konuların başında geliyor. Mesela doğalgaz, Avrupa'da ben öyle tahmin ediyorum. 1'e neredeyse 7-8 arttı fiyat olarak. Yani bir barem olan fiyatı 7-8 bareme çıktı. Müthiş bir artış var. Biz yalnız Türkiye'yi görüyoruz ama gerçekten dünyanın her yerinde çok ciddi bir artış yaşıyor doğalgaz. Aynı oranda elektrikte de var çok ciddi sıkıntı. Dostlarım, astronomik boyutlarda enerji fiyatları hem dünyada hem de bizde artıyor. Bunu çok net çıplak gözle izleyebiliyoruz. En fazla belki etkilenen ülkelerden birisi Türkiye. Nedeni şu, biz akaryakıtı ithal ediyoruz. Biz elektriği ithal ediyoruz. Biz doğalgazı ithal ediyoruz. Dolayısıyla tamamına yakın neredeyse dışarıya bağımlı olunca çok ciddi bir de bedel ödüyoruz. 2021 yılında %75 2020'ye göre fazla bedel ödedik dolar bazında. $50.5 milyar yalnızca enerjiye Türkiye'nin yatırdığı para oldu. Dostlarım, $271.4 milyar İthalatın %18.6'sını enerjiye biz yatırmış olduk. Neredeyse 5'te 1. Yani ithal ettiğimiz ürünlere ödediğimiz paranın toplam tutarının 5'te 1'ini yalnızca enerji için harcadık. Bunu gayri safi yurt içi hasılaya vurduğunuzda %5.6'ya geliyor. Gerçekten gayri safi milli hasılanın %5.6'sının enerjiye gitmesi biraz düşündürüyor. Fakat biz bunu isteyerek yapmıyoruz. Dünyadaki şartlar veya yaşanan gerçekler... Ömer abi, oraya bir nokta koyabilir miyim? Tabii, bir para. Şimdi gayri safi milli hasılanın %5.5'u enerjiye gidiyor. Genellikle de bizim cari açık 5-5.5 civarında gider. Evet. Yani eğer biz enerjimizi kendimiz üretiyor olsak hiç cari açık ve döviz sorunu olmayacak. Doğru kesinlikle mu abi? Kesinlikle Nevzat Bey. O kadar güzel bir noktaya parmak bastınız ki harika yakaladınız. Dostlarım, ithal enerjiyi en çok kullanan ülkelerden birisi Türkiye'ydik. Bu gerçek, bu bir realite. Bir diğer açıdan olayı incelediğimizde özellikle pandemiyle birlikte petrol fiyatlarında dünyada olağanüstü bir düşüş trendi yaşadık. Nisan 2020 yılında, hafızam beni yanıltmıyorsa, yani 20 ay önce petrol fiyatları yerlerde sürünüyordu. Şöyle ki, Amerikan petrolü bir varili Nisan 2020'de bir varil petrol aldığınızda stoklardan size $40 para ödüyorlardı. Yani bırakın üzerine siz para vermeyi, stoklardaki malı almanız için. Sebep şuydu, talep olmayınca siz de bağlantı yapmışsınız uluslararası piyasalarda. Onu eğer satamazsanız, devredemezseniz fiziki olarak almak zorundasınız. Fiziki olarak aldığınızda koyacak yeriniz yok. Bu sefer diyorsunuz ki kardeşim, benim şu şirkette şu kadar bağlantım var. Sen eğer bu riskin bir kısmını veya tamamını üstlenecek olursan, ben sana her varil için $40 para ödeyeceğim denildi. Gerçekten bu uygulandı. Çok kısa bir süre sonra 8.69'a çıktı. Yani eksi 40'tan artı 8.69'a çıktı. Biz Brent petrolü kullanıyoruz. Yaklaşık $14-15 2020 yılında. Yani bir varil petrole ödediğimiz para $15.34 2020'de biz bunu ödüyorduk. İçinde bulunduğumuz gün neredeyse önce $90 yokladı. Çok büyük ihtimal eğer bu hızla giderse $100 devirebilmesi içten bile değil. Zaten pandemi öncesi aşağı yukarı 100 milyon varil günde üretilirken
pandemi sürecinde 80 milyon varile düştü bu. İçinde bulunduğumuz günde 90 milyon varil civarında şu anda üretiliyor petrol. Fakat petrolün yıldızı sanki parladı. Pandemi sonrası özellikle üretimdeki farklılaşma. Bir diğer açıdan da dünyada içinde bulunduğumuz kürede soğuk bir iklimin, soğuk bir havanın devam etmesi doğalgaz fiyatlarını zıplattı enerji olarak. Bir diğer taraftan doğalgaz üretebilmek için veya kullanabilmek için doğal olarak elektrik kullanmak zorundasınız. Bir diğer bacağında elektrik kapsadı bunun. Onu da çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Devlet şu anda anlayabildiğimiz kadarıyla, rakamlardan gördüğümüz kadarıyla çok ciddi bir oranda sübvanse yapıyor. Konutları, fabrikaları değil de konutları. Yani elektrik boyutunda gerçek anlamda neredeyse %50'lerle ifade edecek rakamlarda sübvanse ediyor. Fakat o kadar büyük bir patlama yaşandı ki fiyat olarak %127. Yani bunu uygulamaya başladıklarında kıyamet koptu doğal olarak. Bizim vatandaşımız böyle bir artışa razı olmadı, razı olamıyor. Çünkü birçok ailenin, birçok insanın da ödeme limitlerinin üzerine çıktı günümüzde fiyatlar. Gerek elektrik gerekse doğalgaz fiyatları gerçek anlamda ödenebilecek rakamların üzerine çıktı. Ben tahmin ediyorum pazartesi bir arkadaşla görüştüğümde bu pazartesi OSB'den Nevzat Bey fabrika 3,5 milyon lira elektrik parası bir ayda geldi dedi. Ben şok oldum. Yanlış mı söylüyorsun dedim. Yok abi doğru söylüyorum dedi. 3,5 milyon lira elektrik parası geldi dedi. Yani gerçekten bugün bu şartlarda bu rakamları bir ayda ödeme, önümüzdeki aylarda belki daha çok artacak, çok kolay olmayacak gibi ben düşünüyorum. Ve görebildiğim, anlayabildiğim kadarıyla birçok hane sahibi veya firma sahibi bu ailelerde de var. Bankadan kredi kullanarak elektrik, doğalgaz paralarını ödemeye başladılar. Sanki krediyi krediyle ödüyor gibi elektrik ve doğalgaz içinde kredi kullanmak zorunda kaldılar. Şimdi buraya nasıl geldik? Buraya şöyle geldik. Son 7 yılın zirvesini yaşıyor ama petrol bir kere olumsuz hava gerçekten içinde bulunduğumuz günlerde, aylarda, haftalarda olağanüstü sert geçiyor. Dünyanın her yerinde, Avrupa'da da öyle, Amerika'da da öyle. Böyle bir konjektürde petrol veya doğalgaz üreten ülkeler kendileri kullanmaya başladılar öncelikle. Kısıtladılar. Bir diğer açıdan da İran'ın yaşadığı bir sıkıntı var. Ambargo ile alakalı bir diğer bacağı da işin girift bacağı da Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışma, sıkıntı bunun nereye varacağı, nasıl varacağı çok önemli. Çok büyük ihtimal burada da bir sıkıntı olabileceği hesap edilerek petrol bunu da kendi açısından kendine göre fiyatlamaya başladı. Benim görebildiğim, izleyebildiğim bu oldu. Peki savaş durumunda ne olacak? Savaş durumunda Allah korusun Ukrayna ile Rusya arasında eğer böyle bir sıkıntı yaşanırsa Avrupa bir kere OPEC veya Amerika'ya muhtaç olacak. Yani petrolde, doğalgazda Amerika'dan alacak, OPEC'ten alacak Avrupa. Bunun dışında en büyük doğalgaz ihracatçısı Rusya, Avrupa'nın kendine uygulayacağı ambargoyu fark etti, karşı pozisyon aldı. Yani dünyada fiyatların artmasının temel nedenlerinden birisi de Rusya. Pahalı satmaya başladı. Doğalgaz da petrol de vermiyor adam. Çünkü Amerika, Avrupa diyor bağışlayın, arkamdan diyor bana oyun oynamaya hazırlandı diyor. Ambargo uygulayacak, bunun bir bedelini ödeyeceğim. Hiç olmazsa bedeli ödemeden bunlara bir bedel ödeteyim diyor. Fakat bu arada çok ilginç bir anlaşma yaptı. Çin'le Rusya 15 ekonomik ana başlıklı anlaşma yaptı Nevzat Bey. Çok enteresan ve Çin'e çok uygun fiyatlara petrol ve doğalgaz vermeyi taahhüt etti. Uzun vadeli. Çin de böyle bir konjektürde zaten daha yeni pandemiden çıkıp atılım yapacağı anda böyle bir kaymak gibi teklife yok demedi. Balıklama üzerine atladı. Gerçekten çok ciddi oranda ben Çin'in bu işten karlı çıkacağı kanaatini taşıyorum. Ama bir diğer açıdan baktığımızda da bir müttefik, sağlam bir müttefik aradı Rusya. Çin'le bu yaptığı 15 ekonomik konu başlıklı anlaşma herhalde boşuna olmadı. Çin'in de bu noktada Rusya'ya karşı taahhütleri var. Yani belki bunlar açık alenen söylemiyor ama bu riski üstlenirken Rusya, Çin de bir riski üstlendi. Yani herhangi bir tehlike durumunda büyük ihtimal Rusların yanında olacağını belirtti veya böyle bir anlaşma yapıldı ki 15 konu başlığı öyle basit bir şey değil. Anlayabildiğimiz, görebildiğimiz kadarıyla ve dünya fiyatlarının altında mal vermeyi garanti etti. Uzun bir
süre onu belirler. Şu kadar demediler ama anlaşmada bu anlaşmalar imzalandı. 15'i de ambargo sıkıntı yaratacak büyük ihtimal ve ambargo uygulandığında da bana göre savaş değil, yalnızca ambargo uygulandığında çok büyük ihtimal Amerika Avrupa'nın petrol ve doğalgaz yükünü üstlenecek, istediği fiyattan mal satacak. Burada Amerika'nın da büyük bir getirisi olacak, getiri olarak. Fakat NATO ülkeleri uygulayacak bu ambargoyu. Türkiye Cumhuriyeti NATO ülkeleri içerisinde orada eğer kaybedecekler var ise bana göre kaybedeceklerden biri de maalesef Türkiye olacak. Çünkü ambargo uygulayan ülkelerin içerisinde Türkiye Cumhuriyeti olacak. Doğal olarak bir bedel ödenecekse, NATO ülkeleri ödeyecekse herhalde bunun en başında ödeyeceklerden biri de Türkiye olacak. Bu noktadan da Türkiye'ye çok iyi olmayacak diye ben düşünüyorum. Biz içinde bulunduğumuz anda ister yakıt, ister elektrik olsun, ister kömür olsun bağışlayın, hepsinde dolar yakarak bu işi gerçekleştiriyoruz. Yani dolar yakıyoruz, elektrik elde ediyoruz. Elektriği dolarla yakıyoruz. Isınıyoruz, dolar yakarak ısınabiliyoruz. Doğalgaz, petrol alabiliyoruz. Bir diğer açıdan kömür, yine üretirken doğalgaz kullanıyoruz. Elektrik kullanıyoruz. Yine dolar yakıyoruz ve bir şeyleri pişirirken yine dolar yakıyoruz. Yani kaybettiğimiz hep bizim kendi dolarlarımız oluyor. Evet Hatice'm, şimdi ben biraz mola vereyim. Nevzat Bey kötü bakıyor. İsterseniz pası Nevzat Bey'e verelim uygun şimdi, görürseniz. Şimdi dünyada bütün savaşların falan ana noktaların bir tanesi enerji, enerjiye ulaşım, erişim falan. Şimdi işte kömürden petrole geliyor. Petrolden sonra yenilebilir enerjiye geliyor. Yalnız şöyle çok garip şeyler oluyor. Mesela Türkiye, güneş cenneti, güneş enerjisi üreten şeyler sınırlı tahtitle. Kendi fabrikanıza bırak satmayı, kendi fabrikanıza güneş enerjisi kurup enerjinizi oradan elde edeceğiniz zaman hükümet size diyor ki çatının üstüne kurabilin. Çatının üstünde ne kadar güneş enerjisi üretebiliyorsan o kadarı üretebilirsin. Ya bahçede koyayım? Olmaz. Ya tamam bahçede koyayım, kendim kullanacağım. Olmaz. Şimdi yeni yasa değişti. Yani şunu diyeceğim. Bu enerji konusunda dünya çapında bir gizli eller kömürde, petrolde, doğalgazda, ondan sonra her türlü yasalara da oynuyorlar ya. Ya şimdi şu TV1 değil mi? TV1 şimdi dese ki ya ben işte geçen gün söylediler müthiş elektrik faturası geldi diye. dese ki yetkili ya ben kendi enerjimi kendim üreteyim. Tamam üret diyorlar, çatıya koy. Çatıda ne kadar üretiyorsan garip kaç kahve şey, o bahçeye koyamam. Garip bir şey. Ya böyle bir şey olur mu? Ben enerji üreteceğim zaman diyorlar ki lisans hakkın var mı? Yok. O halde birileri lisans hakkı almış oluyor. Sen ondan, ben de gidip ondan o hakkı satın alıp tesisi ben kuruyorum. Ortada tesis falan yok. Adam sadece lisans hakkını almış. Geçen gün nasıl almış Tolga Bey'e buradan da teşekkür edeyim. Benim arkadaşım var. Yazılımcı, dünya çapında yazılım yapar. Soyadını bilmiyorum. Adı Tolga Bey. Geçen gün o enerji konusunda bir sürü bir şeyler anlattı. Ağzım açık kaldı. Diyor ki Tolga Bey, Kayseri'nin 5'te 4'üne güneş enerjisi paneli koyduğumuz zaman Kayseri'nin dünyanın bütün enerjisini üretiyormuş. Kayseri coğrafyası. Kayseri coğrafyasının. Evet. Sınırları mücavir alan neyse işte. 5'te 4'üne. Kayseri sınırlarının içerisinde 5'te 4'üne güneş paneli koyduğun zaman dünyanın her tarafına enerji veriyormuşsun. Nevzat Bey bağışlayın. Şimdi dedim ki ya sen bunu böyle çok hayali mi anlatıyorsun? Yok gerçek. Kendi hesap kitap yapma. Sonra 4 ayrı üniversitenin elektrik fakülteleri bölümünde de uzmanlarına da hesaplatmış. Ben yanlış mı yapıyorum diye. Oradan da aynı cevap gelmiş. Kayseri'nin arazisinin 5'te 4'üne güneş panelleri koyduğun zaman dünyanın bütün enerji ihtiyacını karşılıyor. Şimdi ha güneş enerjisinin sorun ne? Stoklayamamak. Enerjiyi stoklayamamak. Devamlı harcayacaksın.
Şimdi çok önemli gelişmeler oluyor dünyada. Bugünkü enerji fiyatlarına bakmayın. 10 yıl, 20 yıl sonra dolar bazında iddia ediyorum elektriğin kilowatt saati bu fiyatlardan çok aşağı olacak. Çok aşağı olacak. Şimdi ama Almanya'da 6 tane nükleer santral vardı. Nükleer santrallerin de şöyle bir özelliği var ha. Sen bakma Akkuyu'da bizim Ruslarla falan yaptığımıza. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika Birleşik Devletleri nükleer santralin telif haklarını, patent hakkını kendisine almış. Amerika Birleşik Devletleri'nden habersiz, bağımsız bir yere de nükleer santral kuramam. Bu kadar net. Ve siz diyeceksiniz ki işte Akkuyu'da biz Ruslarla falan yapıyor. Yapıyor da ne kadar yol aldık? O da ayrı mesele. Yani Amerika'dan kaynaklı patent işi var. Şimdi Almanya'da 6 tane nükleer santral varmış. Almanya'nın nükleer santraldan elde ettiği enerji ülkenin %12'sini karşılıyormuş. 6 santral. 6 santral Almanya enerji giderinin %12'sini karşılıyor. 3 tanesini söktüler, attılar. Öbür 3'ünü de söküp atacaklar. Almanya yetkililer açıklama yapıyor ki 2030 yılında Almanya'nın enerji ihtiyacının %80'ini güneş enerjisinden elde edeceğiz. Güneş şu an Almanya. Güneş enerjisi. Almanya gibi bir yer. Güneş kıyasladığın zaman bizimle Almanya'nın güneşteki verimi kıyaslanmaz bile Avrupa'nın hiçbir yerine. Biz de güneş cenneti bir ülkedeyiz. Yani şunu diyeceğim. Güneş ve rüzgar bizde. Rüzgar. Bu zamana kadar niye çok gündeme gelmedi bilemiyorum. Halbuki bundan 60-70 yıl önce güneş enerjisine çalışan araba otomotiv var ya. Yani İşte. Bu yeni bir olay değil. Evet. Şimdi şunu diyeceğim. Dünyada önümüzdeki yıllarda anormal bir güneş enerjisinden kaynaklı elektrik arzı olacak. Üretim. Stok da yapamıyor. E ne yapacak? Bunu bir şekilde satacak. Şimdi çıkaracak. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Kayseri'de Bünyan ilçesi. Küçük bir ilçe. Orada yukarıda işte Pınarbaşı'ndan su akıyor. Oraya hidroelektrik santral yapıldı. Elektrik üretiyor. Cumhuriyet'in ilk yıllarında. Bütün evlere bedavaya elektrikli ütü dağıttılar ki elektrik kullanın. Ütü yapın. Ütüyü bedavaya verdiler. Kayseri'de, Bünyan'da bedavaya ütü dağıtıldı ki evlere elektriği kullanın. Çünkü üretiyor. Şimdi önümüzdeki dönemlerde dünyada ne olur elektrik üretin diye tüketin diye kampanyalar açılacak. Şuraya geleyim. Bundan şöyle bağlantılı. Siz daha iyi bilirsiniz. Hatice Hanım o zamanlar -20 belki -30 yaşındaydı. Telefon. Ben 26 yaşındayım Nevzat Bey. Şimdi benim rica anlatacağım yılları. Onur ederken Hatice Hanım'ı beni de gözet yani. Benim anlatacağım benim yılları. Benim yaşım 26 özür diyor. Benim anlatacağım yılları siz net bilirsiniz. Hatice Hanım bilemez çünkü -20 -30 yaşındaydı. Şimdi telefon. 1965'te mi ne babam telefon yazıldı eve bir telefon alalım diye. 65'te yazıldığımız telefon 75'te sıramız geldi. Telefon alabilirsiniz dediler. 10 yıl sonra bak. 10 yıl sonra telefon almaya hak kazandık. 10 yıl sıra bekledik ama telefonda. Ne para kazandık? 10 yıl bak sıra bekledik. Daha sonra 83 yılında ben kendim bir telefon aldım bir arkadaştan. 4 haneydi. 4 rakamı da o zaman. O zamanın parasıyla 5000 mark verdiydim hiç unutmam. Yani şimdi 2500 euro. Evinizdeki telefonu hava parası. 2500 euro ne yapar Hatice Hanım işte. 40-50 bin lira mı? Kaç lira yapıyorsa. Hava parası olarak telefonu çektirmeye. Buradan şuraya geleceğim. 1983 yılında Ulaştırma Bakanı bir beyanat verdi. Bir dönem gelecek ki telefonda kimse sıraya girmeyecek. Ne olur telefon alın diye firmalar reklam yapacak. Bugün Nevzatçı. Lan git dedik bu adam kafayı mıymış ya. Bir telefonu 10 yıl bekliyorum. Sonra reklam çıkacakmış ki telefon alın diye. Onu da şöyle olduydu. Ankara Kızılay'da 2 tane jetonlu kulübe açıldı. Kulübe, jeton, şehirler arası bazı şehirlerinden konuşuyorsun, her şehirinden değil. Ankara, İstanbul, İzmir. Büyük jeton atıyor. 2 tane kabin koydular Ankara Kızılay'da. Kimanın altına 2 tane kabin açılış yaptılar kurdele falan. Bakan orada konuşma yaptı. Gün gelecek işte telefonlar böyle. Şimdi Ankara'dan İstanbul'u arayacaksınız. Onu herkes arayamazdı.
Orada postanenin bir görevlisi vardı. Jetonu alırdık, ona verirdik. Ona numaramızı da verirdik. Atardı adam oraya, çift düdük gelecek, tek düdük gelecek, numarayı çeviriyor. Size sıra gelince verirdi, al konuş diye. Şimdi Avrupa görmüş adamlar gelirdi böyle top sakallı, pipolu falan. O adamlar orada görmüş onu. Hemen postanedeki görevli eline gider, o jetonu kendi atıp kendi çevirebilirdi. Ama biz çeviremezdik. Şimdi telefon işi buradan buraya evrildi. Elektrik, enerji işi de kesin böyle olacak. Nasıl böyle olacak? Ne olur elektrik kullanın diye bütün arabalar elektrikli olacak. Şimdiden dizel araba, benzin araba bazı merkezlere girişi yasak. Bazı ülkelerde merkeze giriş yasak. Bazı ülkelerde hepsi yasak. Yani şimdi artık yani karbon salınımı, çevreyi kirletme falan artık dizel, benzinli araçlar olmayacak. Bu elektriği tüketecek yerler lazım. En başta arabalar. Bütün arabalar elektrikli olacak. Evlerimizdeki ocaklar, tüpler hep elektrikli olacak. Ve çok ucuz olacak. Şimdi o zaman bize şunu diyecekler. Vay anasına ya. Lan doğal gazı bize ne kadar övdülerdi. Demek ki böyle zararları mı varmış? Şimdi artık elektriğe geçerken doğal gazın ne kadar zararlarını anlatacaklar. Doğal gaza geçerken binalarda kömürlü bürolerleri söktürmediler mi bize? Kömür yakmayacağınız yasak, çok tehlikeli, içinde sülfür var, sülfür var, doğal gazı taktırdılar. Şimdi önümüzdeki yıllarda her şey elektrik enerjisine dönecek. Bu sefer de doğal gazla o galifer kazanlarını sökerken, vay anasına ya bize söylemedilerdi görüyor musun bak, bu doğal gazın ne kadar zararı varmış. Havayı kirletmek de kömürden tehlikeliymiş. Ondan sonra bunları anlatacaklar bize. Gerçek mevzu. Hep elektriğe döneceğiz. Yani enerji bugünlerde kah kasıtlı, kah Covid'den dolayı fiyatlar falan fırladı. Ama bunlar önümüzdeki yıllara bir gösterge değil. Önümüzdeki yıllarda net söylüyorum enerjinin elektrik kilowatt saatini yaz Ömer abi oraya. Bir de 10 yıl sonra seninle burada programı yaparsak bilmiyorum yaparız herhalde. İnşallah. Yaparız değil mi? Yaşım 26 Nevzat'ım dur ya. Yani ölmemeye gayret tek o zaman tamam. 10 yıl sonra burada program yaparsak aynı bu yazıyı çıkar Ömer abi. Elektriğin kilowatt saati bugün yazayım, dolar bazında kaç lira? O gün dolar bazında kaç lira? Yani enerjide şimdi dünyada bir spekülasyon var. Bunun nedeninin birisi Covid falan şu bu da siyasi olaylar. Ama bir taraftan da elektriğe seni diyecekler ki ya doğalgaza dünya para veriyorduk kömüre. Bak görüyor musun yarı fiyatına gibi arabamızı evimizi her şeyi ona yönlendirecekler. Bir de şöyle özellikle bu Amerika falan yani insanlar var ya ellerinde bir sürü yeni yeni teknolojiler var. Ama bir önceki teknolojinin nemalarını bitirene kadar sömürene kadar o yeni teknolojiyi ortaya çıkarmıyor. Doğru ki Nevzat. Şimdi Amerika'ya gitti. O kadar doğru. Amerika gitti. Saddam'ı devirdi. Laf gelmişken söyleyeyim. O Irakların hepsi var ya Saddam mumunu arıyor. Geçen bizim bir arkadaş Libya'dan geldi. Kayseri Ticaret Odası'nda görevli arkadaş. Orada incelemelerde bulundu. Halk ne yapıyor dedim. Gaddafi için ne düşünüyor dedim. Gaddafi mumunu arıyorlar. Sağda bilseler mezardan çıkaracaklar diyor. Halbuki Libya halkı Gaddafi'yi taşlayarak öldürdüydü. Gaddafi bensin babanızım oğlum yapmayın. Avrupa'nın oyununa gelmeyin. Öldükken bu sözleri. Evet. Dünyanın en iyi petrolü Libya'dadır. En iyi. Ve şu anda Libya dışarıdan petrol ithal ediyor. Irak Nevzat Bey dünyanın ikinci büyük bağışlayın. Rezervine sahip petrol üreten ülkesi Irak şu anda ekmeğe muhtaç. Şimdi diyeceksiniz ki bugün niye elektrik bu kadar hemen gündeme gelmedi? Amerika Irak'ı işgal ettiği zaman savaş tazminatı olarak İran petrolünü yıllardır kullanma hakkı aldı. Amerika Irak'tan şimdi bedavaya emiyor. Petrol arıyor. Emiyor. Savaş tazminatıymış. Şimdi o bedavaya aldığı petrolü paraya çevirmek varken durduk yere elektrik olur mu? Yani Almanya 2030'da %80'ini elektrikten. Ya Gayseri'nin 5'te 4'ü dünyaya hükmediyor diyor. Bunu çok bilimsel böyle, işte sonucu verdiğiniz bilimsel. Ha, yani şunu diyeceğim. Laf değil bilimsel. Şunu diyeceğim. Bu enerjiyi petrolü falan Amerika veyahut da böyle işte emperyal güçler oraya el koydular. Nemalandığı kadar sonuna kadar nemalanıp ondan sonra elektrik enerjisi patlama yapacak ve fiyatlar da çok dolar bazında düşecek.
Nevzat Bey, bir nokta daha var benim dikkatimi çeken. Rakam resmi. Ben de ciddi rakam. 50.5 milyar dolarlık bizim şeyimiz var. İthalatımız var. Diyor ki inceleme 12 ile 13 milyar dolar diyor. Parayı çok rahatlıkla bazı şeylerde değişiklik yaparak, tasarruf yaparak, yani nasıl düzgün kullanabilirsek onu becererek geri elde edebiliriz diyor. Yani o kadar az kullanabiliriz diyor. Biz fütursuzca kullanıyoruz. Yani biraz akıllı, mantıklı, daha dikkatli kullanabilsek, yani 50.5 milyar dolarda, 50 milyar dolarda gerçekten 12-13 milyar dolar büyük bir pasta dilimi yani. Bunu biz yani kendi bünyemizden, bugünkü Türkiye'de, bugünkü vatandaşlar olarak becerebiliyoruz. Becerebiliriz. Ama maalesef becermiyoruz, beceremiyoruz. Dikkatsizliğimizden, bilgisizliğimizden, Ömer abi, o hemen cehaletimizden, anladınız yani, mı? Gerçeği söylüyorum ben Nevzat. O şimdi o öyle, o işler öyle olmaz. Boyuta. O bir kültürdür, o bir milli bilinçtir. Tabii. Şimdi Japonya'ya gidin, Japonya çocuklar, ilkokula giden çocuklar ilk 1-2 yıl ders falan görmez. Yaşa. Devamlı müzeleri Finlandiya'da gezer. Finlandiya'da öyle Nevzat. Devamlı müzeleri gezer. 5 yıl. Tarihte ne olmuş, atamız nereden gelmiş, ne olmuş, onlar onun için Japon oluyor. Kadim şimdi, kültürü öğretiyor. Şimdi sen bu Türk çocuklarını ilkokuldan beri yerli malı haftasını, yaşa, yerli malı haftasını değil, yerli her gün yerli malı günü yaptırmazsan, onlara böyle vergiyi ilkokulda öğretmezsen, millici ruhu öğretmezsen, olur sana ne üdü belirsiz bir nesil. Olacağı ondan bu. Sonra sen burada nutuk atarsın. Onlara geç abi. Olacağı bu. Olacağı bu, evet. Gerçek işte. Bunu beceremiyoruz. Bunu şeye sokamıyoruz yani. Sisteme sokamıyoruz. Bu noktada da çok aciz. Ben bunu görüyorum. Hatice Hanım buyurun. Biraz da siz bakalım hadi. Aslında yurt içinden bahsettik. Dediğiniz gibi enerji kriziyle ilgili hep pandemiyle başlamış gibi göründü baktığımızda. Ama yazdan itibaren uzmanlar bu Aralık-Ocak ayında gelecek olan krizden bahsetmişler. Çok beklenmedik bir senaryo olmadı. Ülkemiz içinde, dünyamız içinde. Bunları maddelendirecek olursak, en başta dünyada etkili olan hidroelektrik ve rüzgar santrallerindeki üretim durdu. Ya, tabii baktığınızda ekolojik denge, biz yine bu insanlar buna sebep oluyoruz. Bu da başta Avrupa olmak üzere, Avrupa bu açığı doğalgaz ve kömüre yöneldi ve baktığımızda doğalgaz ve kömürde ciddi anlamda bir artış gördük. Yazın bu artış %3'lerdeydi, sonrasında dediğiniz gibi %7 katına kadar artışları gördük. Yine aynı şekilde bu Brent petrolden bahsettik Ömer Bey'in de söylediği gibi. Ama yaz aylarında ABD'de petrol şirketlerinin temettü dağıtmak için yeni yatırım yapmaktan kaçındı. Yapmadılar da. Bağışlayın. Pandemi döneminde de yatırım yapmadılar. Şirketlerin hiçbiri yapmadılar. Doğru. Ve ellerindeki temettüleri şirketlere fiziki ödemektense nakdi ödemeyi tercih etti. Burada da amaçları yatırımcıyı kaçırmamaktı. Ama bu da ürkütmemek. Evet. Rahatsız etmemek. Bu da baktığımızda bize negatif olarak döndü. Ve Çin, bu yine bizim için çok önemli bir ülke. Çin başta olmak üzere en büyük üretici ülkelerin enerji temininde problem yaşaması fiyatlarda ciddi artışa sebep oldu. Yani baktığımızda sadece pandemi gibi görmüş olduğumuz enerji krizinin altında daha farklı ekolojikte başlayan tabii nedenler ve sebeplerimiz görüyoruz. Buyurun Ömer Bey. Estağfurullah. Nevzatçığım kötü şimdi, bakıyor. Yok kötü. Uyarım kaldı. Hadi bakalım. Hayır. Demek istediğim şu, şimdi bu enerjinin dışında da kriz falan işte deniliyor ya. Şimdi asıl şu işimiz para. Para işi bugün Amerika'da gelen enflasyon. Oralara atlamayalım. Nevzat Bey. Orayı bir gir, ondan sonra ben devam edeyim. Önemli bir şey, evet. Neydi abi, orayı biraz oraya açar mısın? %7,5. %7,5. Bugün açıklanan rakam, çekirdek enflasyon 6,5'dan 7'ye çıktı Nevzat Bey. Ve 40 yılın en yüksek rakamı. Fakat buraya nasıl geldi Nevzatçığım? Buraya şöyle geldi. Sen çok iyi bilen bir adamsın bu konuyu. Daha önce biz haftalarca konuştuk. Geçtiğimiz yıllarda bunu. 1,5 milyar dolar. Kapasiteden 9 milyar dolara çıkardılar. Neden çıkardılar? Temel sebep şu idi. Enflasyonu çıkartamıyorlardı. Enflasyonu sıfırdan, enflasyon buzul çağını yaşıyordu diyeyim ben. O buzul çağını çözüp enflasyonu diriltebilmek için sürekli para bastılar piyasaya. Başka nedenler de vardı ama 9 trilyon dolara getirdiler günümüzde. Fakat
Hedefleri 2'ye kadar çıkarabilmekti. Maşallah 7,5 yani geldik şu anda. Çok büyük ihtimal Nevzat Bey. Eğer bugünkü şartlarda devam ederlerse bize belki hayal gibi geliyor ama ben hissedebiliyorum. Onu devirecekler yani. Onu hissedebiliyorum. Onu görebiliyorum. Olağanüstü ne olur? Şu olabilir. FED Mart'taki ilk toplantıda 0,25 değil de 0,50, 0,75 dediği an kilitler, hiçbir şey kalmaz. Yani enflasyon olduğu gibi geriye doğru döner. Bizim gibi değil ki onların yapıları. O kadar farklı ki büyük ihtimal zaten Mart'ta bunu tetikleyecek. Yani faizi tetikleyecek ve Mart ve Mayıs aylarında da bu varlık alımlarıyla ilgili net verileri ortaya koyacak Amerika. Yani bir diğer açıdan da böyle bir gerçek var, bunu bilelim. Ve yalnız Amerika değil, Avrupa'nın neredeyse tamamında enflasyon trend olarak yukarı doğru devam ediyor. Bana göre dünyadaki enflasyonun körüklenmesinin ana nedenlerinden biri Amerika'nın uyguladığı politika. Yani onun sıkıntılarını biz de çekiyoruz. Çok büyük ihtimal Nevzat Bey, dolara ödenen bedel artacak. Yani enflasyon arttığı sürece faizler Amerika artıracak. Amerika faizleri artırdığı sürece de biz ne kadar iyi niyetle hareket edersek edelim, bizdeki faizlerde istemeden de olsa irademiz dışında da para kaçmasın diye daha yukarılara çıkacak. Yani gerçi bugün hangi banka %17 uyguluyor? Öyle bir şey yok ama diğer açıdan belirlense de aslında reel faiz ne olması lazım? Hükümetin ortaya koyduğu gerçek faiz olması lazım. Ama böyle bir uygulama yok. Fakat Amerika'nın enflasyon bedelini çok büyük ihtimal hem Avrupa hem de bizler ödeyeceğiz. Bunu da parantez içinde belirtelim. Yani şimdi önümüzdeki dönemde yatırımcıların, Hatice Hanım'a bunu çok soruyorlardır da. Tabii bankacı. Tabii. İşte ne olacak piyasa ya da ekonomi diye. Şimdi bu zamana kadar şöyle oluyordu. Genişlemeci politika Amerika'da oluyordu, FED'de oluyordu. Sonra geri sıkılaştırınca da Amerika ve FED sıkılaştırıyordu. Ama bu sefer bu Covid'den dolayı dünyanın çoğu ülkesi, gelişmiş ülkeler genişlemeci politikaya girdi, para bastılar. Japonya'sı Türkiye'de da, içinden Japonya'sı da, Avrupa'sı da, Avrupa'sı da, İngiltere'si de. Şimdi o genişleme politika bitirip de sıkılaştırmaya gelince şimdi en önde FED gidiyor. Ama İngiltere de faiz artırdı. Avrupa Lagarde geçen hafta işte konuştu. Artıracağız ya açıkça. Vay sonunda. Yani, Avrupa Merkez Bankası artıracak. Bir de Ömer abi, Avrupa Merkez Bankası Christine Lagarde falan diyoruz ama yani adamlar Avrupa Amerika olmuş ama boşa da olmamış. Sen o Lagarde dediğin senin şu anda Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, Christine Lagarde Avrupa Merkez Bankası Başkanı. Daha önce IMF Başkanı'ydı. Daha önce Fransa Maliye Bakanı'ydı. Tabii. Bak, mesleği avukat. Yani nerelerden nerelere süzülerek geliyor. Yani böyle benim adamım, senin adamın, o gitsin, bu gelsin. Orada bir nokta koy. Bir de bize dön, ne olur Allah aşkına. Ya ben bizimle ilgili konuşmayayım. Onu bilen biliyordur da. Yani şunu diyeceğim. Şimdi Lagarde da geçen haftaki toplantıda dedi, Avrupa faizleri artıracak. İngiltere zaten iki tane 25-25 artırdı. Yani hal böyle olunca doların dışındaki alternatif paralara erişim de zorlaştı. Tabii. Yani önceden dolara erişim zorlaşıyordu ama diyelim euro gevşekti. Japonya'nın ya da pound gevşekti İngiltere parası. Şimdi onlar da sıkılaştırmaya gidince ne oluyor bu sefer? Dünyadaki bütün paralara erişim zorlaşıyor. Yani önümüzdeki dönem iyice satıyor. Atıyorum borsaya. Diyelim dolar sıkılaştırmaya geldi. Dolar bazlı para girmiyorsa Türk borsasına. Atıyorum Avrupa menşeli geliyor idi. Şimdi Avrupa da kendi parayı çekiyor. İngiltere de çekiyor. Yani önümüzdeki dönemlerde paranın sıkılaşma işi, piyasanın daralma işi şimdi şu anda çok bir hissedilmiyor gibi ama önümüzdeki aylarda, yılda falan bu çok net, çok net hissedilecek. Ve Amerika'da şimdi FED bu süreci çok iyi götürüyor. Sakinleştiriyor, korkmayın, bir şey yok. Sakin olun, sakin olun diyor. Birden frene bassa yolcular camdan fırlayacak. Motor frenini falan azaltıyor. Mesela FED'in bu Temmuz'a kadar falan 100 bas puan artıracağı artık
garanti gibi bir şey oldu. Sizin dediğiniz gibi o toplantılarda 0.25 kesmeyecek. O toplantılarda 0.25 kesmeyecek, 0.50 de olacak. Biz ne yapacağız Nevzatçı? Bir de ya Ömer abi, yani 6 olacak, 5 olacak dediğinde doğru. Dikkat et, Amerika'daki krizleri, dünyadaki krizleri, 4-5 yıl böyle kriz oluyor. Para basıyorlar, faiz 0'a düşüyor. Ondan sonra parayı çekip faizi yükseltiyorlar, 6-6,5 oluyor. Bu 8-10 yılda, 10'ar yıllık periyotlarda... Yaşanıyor Nevzat. 10'ar yıllık, Türkiye'de eskiden böyle 10 yılda bir darbe olurdu. Onlarda da 10 yılda bir faiz 0, faiz 0, faiz 6,5. Ters köşe. Şimdi biz faiz 0 olduğu zaman, eksi olduğu zaman, 1-2-3 yıl önce yeteri kadar sermayeye erişemedik. Şimdi onlar da faiz 3-5 olduğu zaman nasıl erişeceğiz? Çok eriştiğimiz zaman maliyet ne olacak? Çok zor. İki başlı sıkıntı. Maliyet ne olacak? Yani şimdi hükümet yeni ekonomik programlar açıklıyor. Alternatif TL'yi cezbedecek işte ürünleri falan uğraşıyor. Sen istediğin kadar uğraş. Ama paranın kaynağında büyük dalgalar geldiği zaman... Biz hiçbir şey yapamıyoruz oradaki yeteneği. Yani önümüzdeki günlerde nakit, sirkülasyon, para akışı, 10 haftadır sermaye zorlaşacak. 10 haftadır net para çıkıyor Türkiye'den. 10 haftadır. Swap'ta şu son hafta Nevzat Bey açıkladılar. Bugün ben gördüm ekranda 409 milyar dolar son bir haftada çıkış swap. Bankalarla yapılan anlaşmalardan Türkiye'de çıkan para. 409 milyar. Yani bu bir, de bir swap Nevzatçı. Bir de şöyle bir risk var. Bunu ekonomi yönetimi herhalde görüyordur, düşünüyordur. Şimdi 2,5-3 yıl önce bir Ağustos'ta dövizde bir ileri geri oldu. Doğru mu? Evet doğru. %40-50 bir devalü oldu herhalde. Euro 3'ten 6'ya mı, 4'ten 6'ya 2018'den bahsediyoruz. 2018'den. Evet. 2018'de dövizde bir böyle sert hareket oldu. Ve bizim yetkililer dış güçlerin oyunu dediler. Doğru, dış güçlerin oyundur, olabilir. Ya sen bir boksörsün, ringe çıkmışsın, adam bana yumruk vuruyor diyor, sitem ediyor, şikayet ediyor. Ya adamın içi o zaten. Futbol maçına çıkmışsın, bay şerefsiz bana gol attı diyor. Atacak tabii ya. Şimdi oyunun kuralı bu. Yani adam parayla oynuyorsa parayla seni tokatlamaya çalışacaktır. Ve tokatlıyor. 2018'de böyle bir kumpas oldu. Döviz dalgalandı. Doğru mu? Doğru, doğru. Yaşadık. Şimdi son Nevzatçı'yım, yaşadık. Son 1-2 ayda da oldu. Yetkililer bu dış güçlerin üzerimize oynanan oyun dedi. Tamam, o da doğru. İtiraz etmiyorum. Dış güçlerin üzerimizde oynanan oyun. Tamam, güzel. Şimdi kur garantili mevduatı topladık. 13 liradan herkes doları bozdurdu, götürdü, yatırdı. Ben 100 bin dolar bozdurdum, vade dönüşümde 100 bin dolarım bilirim diyor. Öyle değil mi Hatice Hanım? Evet, doğru. Ben diyor 1 milyon 300 lira bankaya para yatırdım, 100 bin dolar bozdurduydum Hatice Hanım diyor. Vade geldiği zaman 100 bin benim 100 bin dolarımın erimemesi lazım. Zaten doğal olarak 100 bin dolar ve üzeri hak ettiyse hükümet karışmıyor. Tabii. Yok 100 bin dolara eridi, 80'e düştüyse hükümet onu 100 bin dolara tamamlıyor. Doğru mu anladın? Sonunda da 100 bin dolar güzel alacak garantisi veriyor. Şimdi biz kur garantili paraları topladık. 13 liradan kurlarda bakan demişti bir müddet sabit tutacağız diye. 13 lira civarında topladık Hatice Hanım paraları. 30 milyar, 40 milyar dolar, 50 milyar dolar mevduat yaptık. Kur garantiden. Şimdi bu dış güçler, kar olası dış güçler, bu paraların ödemeleri olduğu zaman, ödemeleri olduğu zaman, dönüşü geldiği zaman, oradan bir tane Amerika'dan, en tepedeki adam, gece yarısı tweet atsa, Türkiye'ye canımı sıkıyor, Türkiye'ye bir daha para mura verirken dikkatli olun, bitti işte, bunları sevmemeye başladım dese, dolar ertesi gün burada 20 lira olsa, 20 lira olsa, 13 liradan adamın dolarına biz aldık, doları ödeme yaptığımız gün dolarına da dolar garantisi verdik. Yani 50-60 milyar parayı topladın. Topladın 50-60 milyar parayı topladın. Dolar topladın 13. Sonra 20, 23 oldu. %50-60 devalü oldu. Olmadı mı geçtiğimiz aylarda? Bir günde %5-10 oldu. Çok özür diliyorum Nevzatçı'yım. 8 liradan 18 liraya çıktı. Nevzatçı'yım çok özür diliyorum. Ne? 60'ı. 8'den 18'e çıktı. Eylül'den 20 Aralık'a kadar net rakam veriyorum. %121.5 dolarda çıkış oldu. Demek yaşadık ki. Bunu yaşadık. Demek ki Ömer abi %121 artış da olabiliyormuş. 4 ayda.
Doğru. Ben ayda yarısını söyledim, %60 dedim. Şimdi bizim o paralar dönüşte vatandaşa ödeyeceğimiz zaman vatandaş 13 iken yatırdı, dolar 20 lira oldu, %50-60 para devalü oldu, bizim 50 milyar dolar yükümlülüğümüz var, %60-70 30-40 milyar ilave yük değil mi bu? İlave yük tabii. O zaman ne yapacağız? Ulan bu şerefsiz para. Dış güçler diyeceğiz. Basacağız ben hükümeti para. İkaz diyorum. O şerefsiz dış güçler o gün oynayabilir. Hesabı onu, kitabı iyi yap diyorum. Çok doğru. Nevzat Bey bir şey daha var bağışlayın. Hazine ve Merkez Bankası kur ve faiz riskini üzerine aldığında ben düşünüyorum ekonomist olarak. Nasıl serbest piyasa ekonomisi olabilir diyorum ya. Şimdi bir denklem var. Sen Hazine ve Merkez Bankası olarak faiz ve kur garantisini üzerine aldığında, riski sıfırladığında nasıl bir oyun oynuyoruz biz? Serbest piyasa ekonomisi oyunu. Bana göre vallahi bu. Hiç şimdi de serbest Ömer piyasa abi, ekonomisi kur değil. Kur garantili hiç mevduat alıyoruz. Yani kur garantili mevduatı topluyoruz. Ne kadar gidecek? Şimdi şöyle, kurları bizim hükmedecek. Gücümüz yok ya. Var mı? Yok. Doları biz basıyorsak arkadan basan getirirsin. Yaşa. Şimdi yok, bak, Nevzat. Şimdi Ömer abi. Elektrik şirketlerinde dikkat edin trafoya direğe bir adam çıkar. Tamire çıkar. Elektriği keserler. Ana trafodan aşağıdan şarteli indirirler. Elektrik kesik. Tabii. Görevli direğin üzerine çıkar. İşte o elektriği kestikleri trafonu anahtarı direğe çıkan adamın cebinde olur yasa gereği. Ki garanti olacak. Nevzat Bey. Adam çünkü kelle koltukta tabii çıkıyor. Bu can Nevzat Bey. Elektrik yok. Doğru. Adam olmuyor. Ama garanti alacak. Elektrik yok diye direğin tepesine çıkıyor. İşte adamın direğin yüksek tepesine. Yüksek gerilim. Direğin tepesine çıkan adamın aşağıdaki şartelin anahtarı onun cebinde çıkmak tabii, zorunda. Kural bu. Babası da olsa öbür aşağıda kural. Duran adam da olmaz. Kural bu Nevzat Bey. Aynı senin bu şey kur garantili mevduat da böyle. Şimdi sen çıkıyorsun direğe ama anahtar aşağıdaki adamda. Nasıl olacak bu Nevzat'ın? Her şey aşağıdaki adamın insafına kalmış. Yani şimdi doları biz basıyorsak yani orada böyle bir risk var. Ya, o, altında da var Nevzat'cığım aynı risk. Altın nasıl olacak bilmiyorum. Hayır, yeni program cumartesi günü. Hayır Nevzat'ım şu anda zaten girdi. İlk yaptığımız program günü o ben gün girdi. Ben altını takip etmedim. Altındaki altında mı aynısı veriliyor? Ons bazında garanti mi veriliyor? Aynı ons bazında garanti verdi. Onu bilmiyorum. Şimdi onu o uygulamayı yastık altındakine çevirmeye çalışıyor. İlk uygulama Nevzat'cığım bir önceki programımızdaki bankadaki altın hesaplarının garantili o mevduata çevrilmesi döviz garantili. Ama şu andaki istediği de cumartesi açıklanacak program yastık altındaki altınları istiyor. Şimdi Ömer abi siz programın başında dediniz ki hükümet alternatif TL'yi cezbedici programlar sürüyor. Tamam ürünler sürüyor ona bir şey demiyorum. Ve destekliyorum da halkın yastık altındaki paranın ekonomiye kazandırılması lazım. Bu net. Yani dışarıdan para geleceğine biz kendi yağımızda kavrulalım. Ama onsu nasıl garanti ama, edecek? Faizi nasıl garanti edecek? Bunun olası sonuçlarında bu işte Nevzat'cığım. Olası sonuçlarında hesap edip BC planlarını da üretmemiz lazım. Nevzat Bey bağışlayın bir şey yani lazım. Şunu dememiz lazım atıyorum. Ya dolar yarın biz bunları ödeme yaptığımız zaman 20 liraya çıkarsa, ey halkım misal, ya da belli bir orana çıkarsa, ben sana dolar bazında iş borçlanma yaparım. 94'te ne yaptık Nevzat Bey? Canını sıkma. Ben sana bu sefer 20 liradan TL ödersem çökebilirim. 20 liradan 2 yıl, 3 yıl vadeli sana dolar bonosu veririm gibi. Yani alternatif şeyler de olmalı. 94'te şunu yaptık Nevzat Bey. 3 aylık döviz garantili şey sattık. Kağıt sattık yani. 94'te mi? 94'te. Orada 200'ü bak. Orada da ya bizim halkta da var. Orada tansiyonlar 250 faizle çıkardı. Ödenmez bu faizin. Ödedi. Muhalif de olan oldu ödedi. Nevzat Bey bakın 3 aylık çıktı. Ben şunu soruyorum. Kendi kendime kimseye değil. Ben yanlış biliyorum. Diyorum ki ya bunun bir süresi olur Nevzat'ım. 3 ay veriyorsun. 6 ay veriyorsun. 1 yıl veriyorsun. Ya bir sonu olur yani bunun. Nereye kadar gidecek? Bir de sen bu kadar pastaya beni alıştırırsan kuru ekmeğe çeviremezsin. Yani habire bana pasta veriyorsun. Ben şimdi pastaya alıştım Nevzat'cığım. Özür diliyorum. En lüks arabaya marka vermeyeceğim alıştırdın. Beni yıllarca bindireceksin. Sonra in Murat 124'e dön. Nasıl dönecek Ömer Uzunoğlu? Anlat ne olur. Ömer abi. Bir anlat ne olur. Sizin bak sizin Ömer abinin sanırım
5-6 tane yayınlanmış kitap var. 10 binlerce makalesi var ayrı da. 5-6 tane kitabının bir tanesi de rampadan kaçış mıydı? Evet, kaçış rampası. Kaçış rampası. Şimdi yollarda görmüşsünüzdür kaçış rampası diye seyahat ederken. Tabii Hatice Hanım. Anayollarda. Hatice Hanım, kamyon şoförüm nereden bilsin ya? Bize sadece görmüştür. Mersin'e gittiyse gördü. Ya görmüştür. Mersin'deseydi şehirde şurada burada. Daha çok bu kamyonların, tırın falan, kaçtığı ağır yer, vasıtaların tabii, maden falan çektiği yerlerde o arabalar rampa aşağı inerken balatalar yanabilir, fren boşalabilir. Tabii. Yani frenden kaçabilir. Adam oraya ne yapıyor? Kaçış rampası aşağı yapıyor. Oraya kumu koyuyor, rampa yukarıya, şoförün freni patladığı zaman, o kaçış rampasına girdiği zaman kazası belası ya, arabayı durduruyor. Hükümetin de, ne kadar güzel. Hükümetin evet, de, böyle bir şey ekonomi ya, yetkililerin de her uyguladığı politikanın bir kaçış rampasını yaşa yapmışlardır, yapıyorlardır, yapmaları da gerekir. İnşallah, yapmalarsa fren aşağı boşalır, pazar yerine girer, bütün pazarcı öldürür. Şimdi adamın bir tanesinin kamyonun freni patlamış. Freni patlamış, rampa aşağı iniyormuş. İniyormuş. Tutmuş, pazar yerine dalmış. Onlarca adam ölmüş. Ya buna demişler ki ifadede, lan hemşerim, direksiyonu niye pazar yerine doğru kırdın? Şu boş tarafta arazi vardı. Oraya kırsaydın kimse ölmezdi zaten, demiş. Şoför de demiş ki, o kadarını ben de düşündüm, demiş. Fren patlayınca ben de boş yere kamyonu sürdüm. Orada bir çocuk vardı. Bari bu çocuk ölsün, bunu ezeyim tek bir kişiyi, dedim. Pazar yerine dalmayın, dedim. Çocuk girip pazar yerine kaçınca ben de pazar yerine döndüm, demiş. Bu duruma da düşmemek lazım. Hadi canım, toparlayalım. Nevzat Bey'in bu ekonomi programlarındaki, kapanıştaki bu anlattığı harikulade fıkraları o kadar seviyorum ki anlatamam. Aslında tam bir kıssadan hisse olduğunu evet, diyebiliriz. Evet, müthiş bir şey. Her sefer böyle olur inşallah. Biz hep böyle yapardık Hatice Hanım. Buyurun. Evet. Kapatabiliriz efendim. Evet. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda tekrardan görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.